Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Güzel, hayırlı bir cuma günü olsun. Hatta bugün konuklarımızdan iki tanesi mor giyinmiş. Mor neyin rengiydi? Paranın rengi. Böyle cüzdanınızla mor seçin diyorum. Özellikle para gelmesini istediğiniz yerlere de mor renkten bolca koyun. Çünkü mor renk aslında paranın ve zenginliğin rengi olduğu için parayı da çekiyor. Bu arada yardım istediğiniz her konuda bizi arayabilirsiniz. 530-488-5184 ihbar hatlarımız. Şimdi bakalım bugün neler işleyeceğiz görelim. Ne oldu? Bir sessizlik oldu, hayırdır? Neyse o zaman. Meral hoş geldin. Size de hoş geldiniz Zekeriya, Hatice Hanım, Zübeyde. Şimdi ben hep şunu merak ediyorum. Niye böyle olduysa şunu merak ediyorum. Gece yatarken ne düşünüyorsun Meral? Vallahi ne düşünüyorum? Her şeyi düşünüyorsun. Ne mesela? Dün gece yatarken ilk ne düşündün? Biz niye bu hale geldik dedim. Bu yuvamız niye böyle oluyor dedim. Sesini biraz yükselsene Meral. Tamam. Yuvamız niye böyle bu hale geliyor dedim. Eşim bunu niye, bunu bu duruma düşüren kimse dedim. Allah'ım bir an önce ortaya çıkart dedim. Sürekli yani öyle eşine dedim. Bunu kim yaptıysa ona beddua ettin. Bir an önce Rabbim ortaya çıkartsın dedim. Öyle. Ondan sonra evladıma sarıldım, yattım, uyudum. Evladımla beraber. En azından o bana birazcık destek oluyor, yardımcı oluyor. Rabbimin bir mucizesi o bana. Allah'ıma şükürler olsun. Evladım bizim kanımızı taşıyor. Bizi sevmeyen ama evladı sevmeyen. Sizi sevmiyor. Bizim kanımızı taşıyor. Babaannenin, babasının. Sen kendini sevmiyorsun. Ben öyle bir şey demedim. Amcaların, sülalesinin kanını taşıyor çocuk ailenin. Yok o benim kanımı taşıyor. Hatice Hanım hep mi sizi sevmezdi? Yoksa bu olaylarda hani iddialar Meral'in üzerine oldu diye mi? Yok yok. Gel, ta gelmeden sevmiyordu. Geldi de aynı sevmedi. Yok hiç de öyle bir hep şey. Hep sevmezdi sizi. Bir şey soracağım. Benim oğluma Meral beddua etmiş. Köyde büyük oğluma cemaatine. Niye beddua etmiş? Ne istemiş benim oğlumdan? Ne zaman beddua etmiş? Söyledim. Okuduz ya mesajda, okuduz ya oradan. Mesajlarda beddua etmiş. Ha, beddua etmiş oğluma. Niye soralım? Niye etmiş mi benim oğluma? İkisini bu çocuklar. Bak bunu buldu, bunun kafasını kırdı ama öteki çocuğu bulamadı. Aha, öteki çocuğu da olsa onun kafasını kırardı. Eminim bundan. Kimin kafasını kırardı? Ötekinin de kafasını kırardı. Cemalettin'i de. İkisini bir oldum ya. Aynen Esra abla, bu kadar benim olmaz. Çocuklarım, gerçekten bu kadar iftira olmaz. Sana öldürmeye götürmedim dünyaya bak. Tamam mı? Vallahi ben de öldüm. Benim çocuklarımın parmağına çöpüne zarar gelmesin, gelmesin. Sen kendi kendine yapıyorsun. Ben kendi kendime yapmıyorum. Tamam mı? Konuşma orada. Sen emin misin Meral'in Zekeriya'nın başına vurduğunda? Allah Allah. Ya ben sana söyleyeyim mi? Eleştiriyoruz, bakıyoruz, eve geliyor. Aşağının çıkarı var mı? Yok. Sen diyorsun ki Zekeriya yetmez, Cemalettin'e de beddua etmiş. Bulsa onu da vurur kafasına. Olsa onu da vururdu. Siz kendiniz doldurdun. Sen kendini zehirlemeseydin beni, benim oğlum şöyle, benim gelinim böyle diye doldurmasaydın o zaman. Sen Allah karı diyeyim, ben sana ne diyeyim? Beddua ben etme. Oğlum da kötü değil. Benim gelinim 20 senelik gelin. Senin gibi 3 günlük gelin değil. Niye? 20 senelik. O yüzden mi? Demek ki bize iyi davranmış. Kendini sevdümüş kalmış ocakta. O yüzden mi? Ocakta onu çok almış. Bana. O yüzden mi sevdümüş kendini, sevdümüş. Kuru kemiklerimi. Sen yalanları bırak şimdi, yalana geçme. O yüzden sakın mi diyordum? Yalana kuru kemiklerimi önüme koyuyor kızım diye. Yalvarıyordum. Ya düştüm yalan dedi, geçme, iftira atma. Bu çocuk ne yaptısa? Hiçbir öteki şey çocuklar ne yaptı kuyuda kılasa? Ben de kocama bir şey yapmadım. Onu da uzağına vuracağımışa, kafasına vuracağımışa oğlum işte. Beddua edeyim çocuğa. Ben ona kafasına vuracağım dedim. Dokundu ya. Senin oğlum flash belleği bahane ettiğiniz, çocuğumun 40 içinde banyo yaptırmayı bahane ettiğiniz her akşam kavga çıkarttınız. Boş her akşam kavga çıkartmadık. Evet hep çıkarttınız. Yalan. Bir kere ben buna hiç kabul etmiyorum. Ya bir çocuğumu banyo yaptırmayı bile bahane. Ne banyo? Çocuğum bahane iftira atıyorsun ya. Ben çocuğu iki günde hatta doğduğumu yıkarım da. Senin çocuğa ben karışmadım. Bağırma bağırma. Kendi kanımızı taşıdım. Ben kocamla konuşmak istiyorum diyor. Evet ben kocamla konuşmak istiyorum. Sen nerede kocan mı kaldı kızım? Koca kalmadı. Nerede? Vallahi nikahı şu an benim üzerimde. Artık kapı yok sağda. Kapı yok. Yoksa yok. Niye yok? Sen çocuğun canına kıydın. Çocuk da halen daha ne kadar var biliyor musun? Ben kıymadım. Kıyan düşünsün. Kıyan mı düşünsün? Git bul. Nerede buluyorsan bul. Nerede bulayım? Nereye arayayım ben? Ben aradım. Her yere gittim. Nerede aradın? Hastaneden evin içerisine baktırdım. Falcıya mı sordun? Benim gelin mi bunu yapmış dedi. Ha falcıya ne soruyorsun? Bak falcı ne dedi? Bak ben buraya niye falcı çıktım? Falcı nereden çıktı? Duydun mu? Falcıya soruyor Esra abla. Aa, bu evde ya, bizim evde mi zarar veriliyor? Nerede falcıya zarar veriliyor diye. Falcıya mı sordun Hatice Hanım? Yok. Yüzde gelin hocaya zarar verdi yok demiş. O yüzden benim üzerime sormadım ben. Ben sadece nereye soruyorum? Bak iş yeri söylüyor. Arıyorlar arkadaşları. Ondan hastanede zaten yanında yok. Çocuk zaten oraya baygın geliyor. Ölmüş geliyor. Burada adam ettiler çocuğu. Hastaneye sahip çıktı çocuğa. Biz yapmadık ya. Biz de dua istedik. Herkese dua yazın, vuran dua istedik. Herkese sorduğunu? Kendileri söylüyorlar. Falcıya mı sormuşlar? Falcıya soruyormuş. Benim gelinim mi yaptı bunu? Kim yaptı bunu? Ne diyormuş falcı?
%100 gelinin yaptı diyormuş. O yüzden bana yükleniyormuş karı. Ay, kimmiş? Yok, kesinlikle neymiş bu falcıyı? Nereden bulmuşlardı? İnanılmaz ben mı falcıyı? Benimle aradığı zaman Esra abla sürekli diyordu. Dur 5 dakika ben bir yere arayayım kızım sana haber vereceğim diyordu. Arıyordu birisini arıyordu. Kızım sürekli ayet okuyorsun yok. Nazara geliyorsun şeye geliyorsun diyordu. Sen 3 günlük karısın. Ben seni tanımamışım etmemişim. Nerede ben tanımamışım ya? Benim ya, kızlarım var çok bak. Şükür Allah'a. Köyde gelinim var 20 senelik. Heh. Torunlarım var gelinlik kızlarım var. Zeki çok boş konuşuyor biliyorsun değil mi? Koca kızlarım var. Hep yaptığı şeyleri yapmadım diyor vallahi. Sağ olsun ya. Kızım sen bizim bak. Yapmadığımızı yaptı diye söyledim. Valla sen sus. Oğlumuz da yapmadığını. Benim de köydeki çocuklarım da yapmadığını yaptı dedin. Bak Esra abla program boşuna doldurmasın. Ben kocamla konuşayım. Ne olduysa konuşur. Ne konuşur? Zekeriya'ya bir şey soracakmış. Yani. Ne sor Zekeriya'ya? Yani. Yüzünde var. Niye yüzüm olmasın? Yüzünde var. 2 senelik karısıyım hiç kusura bırakma. Oyuna giren karısıyım. Niye yüzüm olmasın? Ne 2 senelik karısı bırak. Allah Allah. Ne soracaksın Zekeriya'ya? Sen bana bak. Her şeyi sorabilirsin. Konuşabilirsin. Ara yok konuşalım. Şimdi bundan sonra olan kim yaptı bu? Bu olan kim yaptı bu? Söyle Zekeriya'ya. Sor Zekeriya'ya bir şey soracaktım. Ya konuşsun o da konuşsun. Sürekli o mu konuşacak? Yani şöyle görüyorum hani. Bu işin sonunu. Hani bizim yuvamızın yıkıldığını görüyorum. Bu işin daha. Ondan, bunu ilk defa söyledin Zekeriya. Yani dönüşü olmaz yani. Şöyle yani tabii Allah'a söyledim. Çok yaralandık yani bundan sonra. Yani bu dönüşü daha, olmaz mı bunun? Yani dönüşü öyle görünüyor yani. Bunu yine mi karar verdin? Ya, bu kadar kesin konuşmuyordun. Ya şimdi iş gittikçe yani ondan sonra eşim üzerine yöneliyor bundan sonra. Hani bu işi içinden çıkamıyor. Ne olacak? Şüpheli kalınca atıyorum aydınlatamadı çıkmadı ortaya şüpheli kaldığını düşünelim nasıl yaşayacaksın aynı evde nasıl yaşayacaksın diyorsun, zor olur yani aynı evde olsun. Ben kendimden aynı o kadar evde, eminim ki abla hani, kim ne derse desin peki, vallahi alnıma başım dik her yere de giderim ya şimdi çocuğu ben yapmadım zarar da verdim yerdirmedim Zekeriya bugün ilk defa dedi ki bu işin dönüşü olmaz ya şimdi, her şeyi hatırladığında ya, kendisi pişman olursa hiç umurumda olmaz Esra abla. Hatırlayacak neyi hatırlayacak? Hatırladığında bak şimdi kim yaptıysa nereye çarptıysa nerede ne olduysa hatırladığı zaman illaki pişman olacak. Peki gece... Karım çocuğum nerede dediğinde bu ne cevap verecek? Soralım ne cevap kim verecek? Kim cevap verecek? O cevabı sen ver zaten. Ben niye vereyim? Siz beraber aynı yerde iki karı koca kalıyorsun. Bak 4 aydır biz suçlanıyoruz. Ben vereceğim kadar cevabını senden sonra sana cevap verecek hiçbir şeyim yok benim. Ne diyorsun sen? Ben 4 aydır verdim vereceğim cevabımı. Her yere verdim. Biz halen veriyoruz. Halen veriyoruz. Biz çocuğun tamam, sağlığıyla ilgili biz uğraşacağız şimdi. Hastanede tedavi edeceğiz çocuğun. Acaba senin hatırlayacağın bir şey olur mu? Evde o gece bir ses, bir gürültü, yok, hiçbir şey bir olmaz. Çarpma. Komşularımı arayın Esra abla. Komşuları bile alır. Ay komşu arayın. Sen evin içindesin. En çok sessizden duyarsın. Yani, da duyanlar mı? Zekeriya kalkmıştır. Duyanlar... Mesela dün izleyicilerimizin sorularına da soruyoruz. Dün bir izleyicimiz de etmiş ki. Acaba ayağa kalktı da Zekeriya düştü mü? Duymadım Esra abla. O kadar bak. İki gün peş peşe uyumadığın zaman ister istemez. Zaten beşe kadar uyumamışsın. Ama şöyle bir şey söyleyeyim Esra Hanım. İki saat uyudum. Saat 7-4 geçe uyanmışım. Esra Hanım. Bir şey söyleyebilir miyim? Ama bak bunu Meral yaptıysa bu sebebi. Zübeyde. Evet, yazıklar aynen. Olsun sana. Ben ilk başta söyledim. Nereden bak, buraya, hani, buraya çıktığımda söyledim. Evet. Bak, sebebi çıktığımda, Zübeyde'dir ilk, diyorsun. İlk buraya çıktığımda söyledim. Ondan sonra hatta çıkarabilirsiniz. Hani Eyüp abi mi diyordun? Ondan sonra... Hani Eyüp abi diyordunuz bak, ne oldu? Bunu, hayır dedi lan ki... Lan ben memleketteyim. Dışarıdan telefondan yönetiyor. Telefondan hayır yönetiyor. Dedi ki Zekeriya ablası şeytan gibi dedi. Ha, aynen. Aynen dedim. Çok şeytan. Böyle böyle değil. Ablası da şeytan. Öyle böyle değil. 2 milyar para aldı şey parası, süt parası. Şimdi tabii Zekeriya... Sen de alıyorsun. Sen de alıyorsun. Ben ne alıyorum? Siz almıyorsunuz mu? Biz öyle bir şey yapmıyoruz bizde. Kızların şeylerini yapıyoruz pazarlık. Şimdi Zekeriya duysa bir şey yapmıyoruz. Buraya bir dakika bir saniye. Yeni Zekeriya ilk buraya geldiğinde dedi ki bir dakika bir tartışmayın aranızda. Zübeyde yani içinde dedi ki şeytan gibi kadın dedi. Evet aynen. Sonrasında da dün yani olay telefon kayıtları çıkınca olaydan bir gün önce sadece Zübeyde ile 72 dakika yani çok uzun süre konuşuyor. Ve ertesi günün sabahında da saatlerce yine Zübeyde ile konuşuyor. Yok konuşabilirim Esra abla normal muhabbet. Ne normal muhabbet senin anla konuşmayalım senin saatlerce. Senin yuvanı yıktıysa bu yıktı. Bak senin yuvanı yıktıysa bu yıktı. Kimse yanında senin yuvanı yıkan yanında çekemezsin ama bak. Gerçekten ezenler okuyor, yüzüyor hürmetine. Sen bu iftirayı bana atıyorsun ya. Sen daha kötü olursun bak. Bak. İftira yıktıysa, atma. Yıktıysa İftira bu yıktı. Atma. Meral şimdi bunun ahını alsın. İftira beraber bir aynı adı atıyorlar ondan sonra. İftira atma. Bir daha da bunun kafasına vurdu. Beraber gidiyor ikisi şey. Valla ben kimseyi dinlemem. Zeki lan benim lafımdan seni niye
niye vursun bu kız? Benim lafımdan yani niye vursun? Yani şöyle mi diyorsun Zekeriya? Aynı anda konuşmayın. Zekeriya şunu mu diyorsun? Yani Zübeyde ile böyle toplam 2 saat bir telefon görüşmesi oluyor. Benim senden ne garezim var? Orada diyordur ki Zübeyde kafasına vur mu diyordur. Demiştir yani. Akıl demiştir. Hocası, tabii, akıl hocası bu. Benim senden ne garezim var diyorum ben de sana. Benim senden ya, ne garezim var? Bak şimdi şöyle, hiç boş boş şey konuşuyorsunuz. Kardeşin savunacak ya. Kardeşin savunacak ya. Onu hani, niye? Seninki de hocam. Senin duvarla ağır ya. Üç öğünü telefonda her akşam konuşurken arkamdan bağır ya. Kapatın senin, telefonu. Ben miyim? Sen yalanıyor diye seni. Ben ne dedim bu kıza? Senden konuşurken kapat kız şu telefonu. Kafanı yorulmasın dedi. Bir dakika. Bir Zekeriya hiç konuşmuyor. Hemen bir konuşsun. Şey söyle Zekeriya. Ben şimdi hastaneden çıkmışım. Ameliyattan çıkmışım bundan sonra. Büyük bir darbe atlatmışız bundan sonra. Hani bir insan aradı. Bir arar tamam. Hani aradı. Siz açmadınız telefonunu. Bir dakika bir cevap bir konuşsun adam. Arar bir geçmiş olsun der ondan sonra. Demedi mi Zübeyde şifa sana? Şifa dilersin. Aradılar hiç kimse demedi. Esra abla. Abisinden konuştum bundan sonra. Zübeyde telefonda hiç aramadı. Bak, hiç konuşmadım abisi. Hiç konuşmadım abisi var. Bunun küçük abisi. Bu bile aradı. Aradı. Geçmiş olsun dedi. Ben Zübeyde dedi, aramadı mı? Bu aramadı. Meral aradı. Bak Esra aramadı. Abla orada yalan söylüyor. Meral'ı aradım. Meral dedim. Zeki ayıldı mı dedim. Ben konuşabilir miyim dedim. Geçmiş olsun deyin dedim. Bak bu da dedi ki abla ayılmadı dedi. Şu anda dedi belli değil dedi. Çıkmadı. Beni bile görüştürmediler dedi. Peki daha sonraki günlerde aradın. Daha sonraki günlerde de aradım. Hatta bak aradı ben. Aradı mı daha sonraki günlerde? Kendine konuşmadı. Telefon. Ben Zekeriya'yı aramaktan bahsediyorum. Ondan yok sonra, aradılar bak. Esra abla. Kendisi dur Meral bizi beni de meşgul attı. Attı meşgul attı. Bunu da aradım. Meşgul attı. Açmadı konuşamadı. Yok, çünkü hatırlamıyorum. Bak şimdi. İyi bir abisinin bizim buraya geldiğini hatırlıyorum. Yahya, onun bir küçük abisi var. Onun aradığını hatırlıyorum. Belli bir bundan zamandan sonra hatırlıyorum. Aradı, zaten ondan kaçtı. Dur bir Zekeriya ama anlatsın kendini. Bunun aradığını hatırlamıyorum. Ben seni aradım. Bunun kalbinde şeytanlık böyle kaynıyor. Yazıklar olsun bir sana. Bir de gülerek söyleme bari lan. Pişkin pişkin karşımda da gülüyorsun. Bir de gülme. Sonra nasıl yüzüme bakacaksın bu iftira hayatımın. Lan vallahi senden şikayetçi olacağım. Tamam olsun. Bu iftirayı attığım için senden şikayetçi olmazsan şerefsiz. Senin yuvanı yıkan şeytan orada biz değil. Ha. Aa bak orada. Tamam, bunları ödeyemeyeceksin. Benim bak yuvayı ben yıktım şimdi. Benim üstüme sen yıkma. Sen suç atma. Bizim üstümüzde kutusunu yaptı da olur. Sen yaramazsın. Suç atma. Meral. Ben yarmadım. Akıllı ol gel diyorsun gel. Ben akıllıyım çok şükür. Çok akıllısın bak işini yırtıyorsun. Ben seni aramadım mı? Gerçekten yazıklar olsun. Aramadın mı? Ben hatırlamıyorum. Esra abla hatta bir ama herkese hatırlıyor. Seni niye hatırlamayacak? Evet, hatta eve bak bu kızım kız şimdi kardeşim şöyle, de şahit. Bir, şey bir kadın çağırdım. Evde Yasin okutturdum. Buna dua ettirdim. Hüsüsü. Gerçekten bak. Ya şimdi Yasin bak, okutturdum. Bunu aradım. Bu işte açmadı telefonu. Açmadı Esra abla. Peki herkese açmış. Niye seni açmasın? Açmadı Esra abla. Esra abla şöyle bir şey söyleyeyim. Şeyi bile aradım. Ben bir dakika üst üste konuşmayın. Ha. Ben şimdi bak hastanede yeni çıktığım zamanları kendimde değildim. Hastaneden yeni çıktığım zamanları bilmiyorum. Bir iki gün içinde aradıysa onu hatırlamıyorum. Çünkü bak, benim kendimde değildim. Ben ne konuştuğumu dahil bilmiyordum. Hani öyle serhoş gibi bir insandım. Ondan sonra bir iki gün içinde aradıysa onu hatırlamıyorum. Ama 3 ay onu, oldu. 3 ay içinde aramadın mı? Onun için aramadı, hiç aramadı. Yok yok. Aramadı. 3 ay içinde hiç aramamışsın Zübeyde. Köye götürdüler. Ne olacak telefon yok mu? Köye götürdüler. Ailesi açıyor telefonu. Zekeriya açmıyor ki ben nasıl arayayım abla? Ya hep bir bahane çıkıyor. Bu hep bir yalan. Her şey bu bir iftira. Çıksın, bu telefon Zekeriya'nın cebinde kim ararsa aynen, kendi bakıya telefonuna koydu zaten. Şimdi ben Zekeriya'nın şüphesini söyleyeyim. Dün telefon kayıtları çıkınca bir gün öncesinde hiçbir şekilde Zekeriya'yı aramamış. Evet. 72 dakika hatta daha da fazla Zübeyde ile konuşup sabah da kalkar kalkmaz ki o kadar bakın evet. Saat 5'te yatıyor. 7'de kalkıyor 8'de yine ben kaldırdım 72 zaten. Dakika. Ben aramıştım ben kaldırdım yeni sen uyandım. Sen ama 7'de kalktım diyor sen 8.30'da aramışsın. Ben Esra abla konuşurum ailemle konuşmak da mı yasak? Kötü ben bir şey konuşmadım ki. Onlarla ama konuşurum. Ben kaldırdım diyor Zübeyde. Tamam da ne alakası var kendi kendine sen 7'de kalktım diyor. Tamam 7'yi 4 geçe kalkmışım zaten. Ama o seni 8.30'da arıyor ondan nasıl kaldırıyor? Ondan sonra da uzanıyordum çocuğumu emziriyordum bunda ne var? Ailemle dedikodu yaparsın muhabbet edersin bunda ne var? Ayda 8 kere toplam yaptığında. Konuşursun. 8 kerenin. 4 tanesi 2 günün içinde. O da arıyor. Saatlerce konuşuyor anasıyla. Yani anasıyla abisiyle kendi konuşuyor. Benim tercihim şüpheli. Bakın şüpheli durum herkes ailesiyle konuşabilir. Yani bunda konuşabilir. Bir şey yok. Bunda ne ama var? Şüpheli durum kötü bir şey konuşmadı. Bir gün önce hiç Zekeriya'yı aramayıp saatlerce Zübeyde ile konuşuyor. Kendisi yoğunum diyordu. Müsait değilim. Bize eşi sıcağım. Hiç niye haber vermeyen sen oğlan hastaneye düşmüş bizim hiç haber etmeyen sen bize. Ben seni aradım daha çıkamadım evden diye.
Başka bir şey söylemedi. Hazırlık yapmıyor muydum? Çocuğum ama ben sana sola her yere dönüyorum. Boş boş konuşma ya. Boş boş konuşma. Benim üstüme atıyorsun ya. Rabbim Allah çekemezsin günahımı. Boş boş konuşma orada. Çekemezsin günahımı. Konuşma ama ben sana söyleyeceğim. Sen haberin var. Ben dinlerim seni. Tamam mı? Sus o zaman konuşalım biz, tamam mı? Ben hocamla konuşayım. Bir sus o zaman. Oğlumun hakkını aramaya geldim. Buraya aramaya geldim. Aramaya. Senin yüzüne bakmaya gelmedim. Ne işim var senin yüzünden ben? Git. Ben senden bozulmuşum zaten. Soğumuşum kendine. Şu soruyu soracağım. Bir dakika, tartışmanın bunlar bizi bir yere götürmüyor. Şunu soracağım. Diyelim kocanızın başına bir şey geldiğini öğrendiniz. İlk kimi ararsınız? Ablamı ararım. Annem varsa annemi ararım. İlk arayacağım kişi odur. Hı hı. Kim arar? Yani kendi ablanı niye arıyorsun? Kocan da ölmek üzere ya. İşte kendi ablamı ararım. Kayınvalidemi ararım. Yani en yakın... Ama ablan İstanbul'da oturmuyor. Şehir dışında. Adam İstanbul'da bayılmış, hastaneye götürülüyor. Ya arasalar ulaşamazsınız. Yani kayınvalidemi ararım o zaman. Eşimin akrabası kimse, en yakın onu ararım o zaman. Yani mantıkken. Çünkü aynı oturdun. Yani Vesile Hanım. Benim eşim söylemek istemiyorum, can verirken benim hemen kimi ararım? Aile, kimse yok İstanbul'da. Direkt en yakın arkadaşlarını aradım. Aileler memlekette olduğu için onları aradım. Şimdi bazen Meral çok susluyoruz ama kadının haklı olduğu yerler de çok var yani. Ben de bağırıp çağırmadım, ben de ağlamadım, zırlamadım yani. Ama ne yaptım? İçime akıttım yani, o daha kötü oldu. Hatice Hanım. Evet Esra Hanım, yani ille de hemen direkt o zaman da kayınvalidem aklıma gelmez. En yakın kimin varsa benim eşim hastalandı. Ne zaman aklınıza gelir kayınvalidenizi aramak? Baktım çok durum ciddi. Hastanede beyin kanaması geçirmiş. Tabii hastaneye düşmüş. Ondan sonra hani haber verelim diye ararım. Hastaneye gidene kadar aramazsınız yani, öyle mi? Ben hemen direkt aramam. Çevre en yakın kim varsa onu ararım. Hatta ki benim kardeşim de bana aramasın ki. Niye aramasın? Bana da çok biz saçma. Uzaktan Ayşe geleceğiz. Hemen. Uzaktan geleceğiz. Biz niye aranmayız ki? Anne, evet. Kardeş, hepsi aranır. Esra Hanım, isterseniz benim kardeşim bana abisi var. Tamam, var. Soracağız. Ben kardeşimi aradım bir daha. En yakın ailesini ararım. Çünkü ararım. Senin başına bir şey gelmiyor. Ararım. Kocanın başına bir şey geliyor. Tabii ki canım. En yakın ailesini ararım. Şimdi bak, kimin başına bir şey gelirse onun aile üyesi aranır. Evet. Şimdi Meral'in başına gelirse tabii ki Zübeyde Hanım aranacak hemen. Ya da ailesi yakını kimse. Zekeriya'nın başına bir şey geldiyse evet iş yeri aranır. Doğru. Ama hemen Hatice Hanım, işte onun ablaları aranması lazım. Kimseyi aramadım ki. Sadece Esra abla. Ben o gün kimseyi aramadım ki. Sadece ablamı aradım. Abla bak, dedim, sen kim Zeki aramışsın? Bayılmış. Bak şimdi ben söyleyeyim. Zeki dedim bayılmış, hastaneye götürüyorlarmış. Ne olduğu belli değil. Beni ararsanız dedim, bana ulaşamazsınız, ben hastaneye gidiyorum dedim. Ondan sonra da telefonu kapattım. Mama yaptım, eşya hazırladım. Ondan sonra çocuğumu hazırladım. Kendim giyindim. Ondan sonra da Yunus'u aradım zaten. Neredesiniz diyor. Onlar da konumu attım onlara, onlar geldi. Onlar beni sürekli aradı. Ben aramadım. Ondan sonra kardeşim aradım. Kendisi aradı beni. Kızım ayet etmesi yok. Nasıl dedim. Zeki bayılmış. İş yerinde dedim. Ben o gün kimseyi aramadım hastaneye ki. Hastaneye gidiyorum. Şimdi bir dakika. Sen diye aradım. Senden haber alacağım diye arayayım seni ben. Ben ne yapıyorum? Haber vermiyor mu? Bildiğim kadarıyla. Vermedim zaten. İlk başta hiç haber vermedim. Ben seni aradım. Oğlan ne oldu? Oğlana dedim. Nerede oğlan dedim. Çok dolandırıyorsunuz. Neyi dolandırıyorum ya? Neyi dolandırıyorum? Ben size haber aldığım kadar haber verdim zaten. Siz aradınız, haber verdim. Nereden nereye dolandırıyorsun? Bak sabah haber geliyor, hemen Zeki'yi arıyorsun. Sonra ablam, Zübeyde'yi arıyorsun. Evet. Zeki'yi arıyorsun, tekrar Zübeyde'yi arıyorsun. Tekrar tamam, Zeki'yi Yunus arıyorsun. Tamam, Yunus geliyor, ben gidiyorum diye aradım. Evet, bunlardan ne var yani? Yunus'u daha aramıyorsun. Onlar önce Zübeyde'yi iki kere arıyorsun devamlı. Onlar devamlı beni. Zübeyde'yi arıyorsun. Zübeyde ne yapacak şehir dışında? İyi de hastaneye gidiyoruz diye haber verdi. Akıl alacak, akıl. Ne akıl alacak? Ne akıl alacak? Yapma bunu. Ne akıl alacak? Sen niye arıyor? Ben sen kadar akıl olsaydım bu kız kardeşimi sana yapma demezdim. Aranızda konuşsun. Zübeyde Hanım konuşsun. Hele. Ben sen kadar akıl olsaydım bu kız kardeşimi sana yakmazdım lan. Vallahi yakmazdım. Ya keşke yapmasın. Biz de ama kendin var ya. Şu duruma düşmeseydin. Sırım gibi geldim. Vallahi ben düşürmedim. Boyuna sırım gibi geldim. Kim düşürdü? Ayrılmaya karar verdim. Kim düşürdüyse bulunca ayrılmaya karar verdiğinde geldim, sıvanmadım bu kıza. Niye ben senden şüpheleniyorum biliyor musun? Aklım neden şüpheleniyorum? Bir dakika, bir cevap versin çünkü çocuk. Bak, bu ablasıyla atıyorum ben de. Aklım oraya gidiyor şimdi. Yani sen kesin de demiyorum bunu. Ama... ama bu adamı niye sardırıyorsun da pişkin yüzüme bakarak iftira atıyorsun? Dur diyorum Zübeyde, bir şimdi, cevap versin Zekeriya. Hani niye şüpheleniyorsun? Bununla itibat halindeydi sürekli. Konuşuyoruz atıyorum, kardeşimine. Abla kardeş niye konuşayım ya? Tamam ya. Konuşuyorsun. Ya, ben bir şey demiyorum, konuşun zaten. Sen varken anladım, konuşuyordum. Peki sürekli irtibat Allah halindeydi başka? Hani evde atıyorum hani
sabah kalkıp kalksa bunu arar. Ararım. Ne var abisini yani? Veyahut da onlarla pek fazla itibata fazla kurmazlardı. Hı-hı. Sadece bununla. En çok Zübeyde ile kurduğu için. Aklımda diyorum hani bu mu akıl verdi yani bunu. Kim akıl verecek sen ya? Sen de çoğu zaman duydun konuşurken, yemek yerken, ben çay içerken. Ben kimsenin aklına bakar mıyım? Ben o kadar konuşayım. Benim sen kendi aklına konuşmuyorum. Ne akıl verdim? Ala. Sen de ya duydun. Şimdi Allah. Şöyle bir şey olur tamam mı? Meral bana kızmıştır tamam mı? Bir ne şeyden dolayı. Bir sebepten neyden dolayı. Neyden kızabilir? Ya, bir sebepten dolayı kızmıştır. Ondan sonra. Bu da ondan ne destek vermiştir yani. Hiçbir şeyini yani. Söylemedi Zeki. Hiçbir yani şöyle mi demiştir? Bak bir dakika. Hiçbir Zekeriya'nın şeyini söylemek istediklerini. Bir gece önce kavga ettiniz. Zaten daha önce de Meral evi almak istiyordu. Baktı ki evi ev boşansa da ev boşanırsa alamayacak. Sadece Zekeriya'nın başına bir şey gelirse alabilir evi. Çünkü Zekeriya evleri evlenmeden önce aldı. Zübeyde demiştir ki diyorsun varsayın bu hikayeyi yaratıyoruz. Evet. Zübeyde demiştir evet. Ki sen bir gece Kebir bir başına abla, benim dur. Kızımı da ya bağlayın. Da bir şey benim yap. Kızım da bir dakika vardır. Ben konuşurken. O konunun içinde. Benim kızım da vardır. Bir dakika. Benim kızımı bağlayın. Zübeyde Hanım ben konuşurken diyorum ki o zaman gece demiştir ki vur şunun kafasına da ölsün. Her şey sana kalsın. Gece demiş, kalkar öl. Öyle demiş, mi? Ya senaryo bu. Senaryo demiş. Bu. Gerçek değil. Tamam mı? Vallahi senaryo. Senaryo değil ama gözümün içine baka baka iftira atıyor Esra abla. Gözümün içine baka baka. Evi düşünelim. Biz değiliz. Bu ben kız değilim. Bir tek bir şeyini almadı Esra abla. Buradan ben sağ çıkmayayım. Benim ölüm çıksın. Bu kız bir şeyini almadı bana. Söylemedi Esra abla. Hı hı. Söylemedi. Karı koca olan şey anılır mı Esra abla? Sen anıyor mu karı koca arasında tartışılan bir şeyi? Ya bazen insan kardeşiyle özellikle konuşur. Hayır asla duymadım. Kocam şöyle böyle dersin duymadım. Yani. Duymadım ben burada canlı yayında duydum. Ondan valla sonra ben hemen anlatırım. Bu canlı ben bunu benim vallahi olsa canlı yayında duydum. Hayır ben anlatırım yani. Duymadım Esra abla. Bak söylemedi. Benim kocam böyle yaptı şöyle yaptı söylemedi. Derim ben. Bizde bir laf vardır. Anlatır şöyle işte. Bak bizde bir laf vardır Esra abla. O evi evlendikten sonra evin içinde kan da içsen, zehir de içsen bal şerbeti yedin. Ama her şeyi söylüyordu dersin. Diyor Zekeriya. Kendi hayır. Bildiklerine yapıyorsun. Ama ben şöyle bir şey ben anlatmam mesela. Ben aileme. Nereden biliyorsun? Evde tartıştığımı, yaşadığım hayatımı aileme anlatmam. Erkekler anlatmayabilir. Kadın kesin anlatır. Yani kadın anlatmıyorsuna inanmam ben. Anlatmıyordu Esra abla. Söylemedi. Anlatmadı bir şeyini anlatmadı. Bunun ben canlı yayında öğrendim. Ya, kilitli kapıda kaldığını, bunun üstüne Hanım. Yürüdüğünü. Ne olacak? Ama bir karı kocanın arası, ikisinin arası ne olabilir? Ben bunu aramış bulundum. Çok hoş konuşuyor. Dayısının evinde. Takıntı şovu de. Sen o zaman bunun Hatice Hanım'ın bebeği mamayla boğulmaya çalıştığını biliyorsun. Gelin söyledi. Kardeşimin karısı söyledi. Tamam demek ki konuşuluyor böyle şeyler. Meral demek ki anlatmış. O yanımdaydı. 15 gün o durdu yanımda. O baktı bana. Gelin söyledi. Tamam bebek boğulduğunu sen gördün. Gelin söyledi. Kapıdan geldi kapıdan. Ben duş alıyordum. Affedersin banyo yapıyordum. Karı kapıyı açıyordu da bana bakıyordu ya. Nasıl çıplak? Evet. Bu utanmaz bakıyordu ya. Artık bu kadar Allah utanmaz. Seni Allah iftirağın bulasın. Seni kapıdan yapsın. Ay bir dakika. Beddua demeyince. Hanım. Kapısına Meral, gitmeyi bırak. Odamdan çıkmadım. Konuşmayın. Bu artık domuzun yeter, adı bak, iftira. Yeter. Dakika. Ben şunu söylüyorum. Yemeyeceğim kucağını almadım. Ben hayatta yemin etmem. Senin gibi beynim az uçun yemeyeceğim. Beynim az uçun. Ben en kıymetli evladım üzerine yemin et. Sen de mangul yağın onun için iftira atıyor. Ay konuşma ya şu sallan sesinde. Ben böylesine hadi de var ya. İnanmadım de inanmıyorum. Gerçekten inanmıyorum. Hadi yemin et. Ben hiçbir şey yapamıyorum oğlum. Çocuğunu sen söylesene. Aynı anda konuşmayın. Dinleyin beni. Yatmadım kapısını değil çocuğunu. Hayır diyor yemin ediyor. Hadi Esra'yı da yemin etsin. Bak, dur, ben Allah'tan korkusu yok. İmanı kitabı zaten yok. Ben dersli bir insanım. Vallahi, Allah göstermesin. Ay ne kadar güzel dersler. Ben bu beynim ağzına baktı. Yemin mi edeceğim? Aldı ondan. Ben niye hayatta bu çocuğun işte böyle bir şey başına geldi. Ben mecbur çocuğu hakkını aramaya geldim çünkü buraya. Yoksa böyle şeye gidip ben bir dakika, konuşma bir dakika. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Yani aslında böyle şeyler konuşuluyor demek ki. Ona kızdığın şeyler, buna kızdığın. Şunu anlamadım. Niye bu kadın gelsin banyoda seni çıplak seyretsin? Banyoda değil, odaya giriyordum. Üzerimi giyiniyordum. Ameliyattan sonra. Hayır Esra niye abla, açsın seyretsin? Bakalım oğlum nasıl bir kız beğenmiş dedi. Ona baktım dedi. Kendisi söyledi Esra abla. Ya, şakasına. Şimdi bak. Şakasına bir dakika, belki bir dakika, yapmış bir olabilir. Yapmadım oğlum. Şöyle. Yapmadım. Ne işin var ya bunun ben zaten. Ben ne demedim şey ne demedim diyorsun ya. Ben de seni beğendi diye şey yaptım. Onayladım tamam mı? Seni sevdim. Ama şey yapamazsın demediğin şeyler demedim bunlar sadece boş muhabbet. Boş. Bir dakika boş da şimdi. İnsanatım durma. Konuşamazsın. Geçen gün çekmecede bir oğlanın bıçağı vardı. Niye aldın çekmeden götürdün bıçağı? Ben almadım. O ne ya ne bıçağı? Kimse almadı mı? Biz Ayurveda'da bulamıyorduk. Yok çekmede sen yok. Sen nereye sakladıysan orada da hiç kusura ben bir yere ama saklamadım. Ben oğlumu bir dakika, aşağısına bir dakika. Aldım. Ay bir sakin. Beni bağla her şeyi konuşturma burada Zekeriya tamam mı? Zekeriya Bey'in dayısı. Bir dakika.
Yüksel Bey bir şeyler söylemek istiyormuş. Önemli bir şey söyleyeceğim dedi. Zaten bunları bağlıyorsunuz. Bizden kimseyi bağlamıyorsunuz ki. Bağlarız onlardan. Bağlansın. Başka ona da itiraf duruyoruz. Siz zaten hepiniz bir araya grup oldunuz çünkü. Ben kimseye iftira atmadım. Bir dakika, Yüksel Bey attı, bir dinleyeyim. Yüksel Bey. Efendim Esra Hanım. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, kolay gelsin. Sağ olun. Buyurun, bir şey söylemek istiyormuşsunuz. Biraz bayağıdır bir dinliyorum. İki tane yalan makinesi. Boş, sen boş, çok doğru konuşuyorsun. Dur bir dinleyeyim. Bakın bir saniye dinlesinler abi. Boş boş iddialar, boş boş konuları konuşuyorlar. Ha, boş boş. Kendi ettikleriniz hep doğru. Bir dakika, bir duyamıyorum Zübeyde Hanım. Evet. Şimdi bıçak konusuna gelince. Bu bıçağı Zeki Üzerim'de taşıyor. Sizi çakıp bıçak taşıyor. Ses çok kötü arkadaşlar. Zekeriya'nın üzerinde bıçak taşıdığını söylemişti Meral. Onu söylüyorsunuz evet, değil mi? Evet. Evet, bir iki ay öncesi taşıyordu. Evet. Peki bu bıçak o gün Zeki'nin üzerinde miydi? Evet, poşetin içindeydi, yanındaydı. Yok, oradan çıkmadı. Peki, nereden çıkmadı? Az Meral bir sus ya. Biz sus diyorum. Sen bana söyle bir sus diye. Hastanedeki yani Zeki'nin üzerinden çıkanları, cüzdanı hariç biz aldık orada, bize teslim edildi. Sadece sana teslim edilmedi orada. Sana teslim edilmedi, bize teslim edildi orada. Nerede sana ama teslim edildi? Aldın, içindekinin cetvelerine bakıldı. Nerede bakıldı? Ne var sıra? Hastanede kıyafetler aldık ya senden poşeti. Tamam, senden ne çıktı? Aldık. Ne üzerinde çıktı ne varsa Yüksel Bey? Falan, biz aldık. Ne çıktı Yüksel Bey? Çıkan telefon vardı. Başka da bir şey yoktu. Cüzdanı iş yerinde kalmış. Nerede iş yoktu alırsa, ya? Kastığı, ayakkabı var, kalmışlar. Yüzük var, saat. Tamam yani vardı. Ne oldu bir tamam, onlar alındı. Onlar alındı. Peki ya, ne buldunuz? Bıçak görülmedi. Bıçak görülmedi. Bıçak nerede? Poşetin içindeydi. Bıçak nerede? Bıçak nerede peki? Ne demek nerede? Dolabından çıktı. Hangi dolabından? Meral'ın gittiği akşam gardla, çamaşır dolabından çıktı. Gardlabından. Kimin, ne demek dolabın içinden çıktı? Kendin komşunu her şeye dersin sen. Ben ne kendim koyacağım? Seni gelmedim etmediğim bu. Ya bir saniye. Evet Yüksel Bey. Şimdi bu bıçağı alıp ne yaptı? Bizim ne yap ilkiniz yok. Ben bıçağı falan her şeyden almadım. Bir ilkiniz vardı. Almadın değil mi? Almadım. Ne yapacağım ben bıçağı? Evde yok bıçak. Peki senin yatak odanda, senin gittiğin akşam yatak odasında kar dolabın içinden çıktı bu bıçak. Ben demek ki karıştırmışsınız. Kendiniz komusunuz. Benim dolabımı niye karıştırıyorsunuz? Ne hakla karıştırıyorsunuz o zaman? Şimdi bıçağın oradan ne? Çıkması mühim değil de o mu önemli? Ne demek ne mi önemli? Bıçağı ben Zeki'ye söyledim zaten. Poşetin içinden çıktı. Ben de dedim poşeti gelip alırlarsa dedim içindekiler kaybolmasın diye dolaba atıverdim. Ne var dolaba. Bunda? Dolaba attın öyle poşette. Evet. Poşette dolaptaydı. Elbise dolabındaydı. Poşette değildi. Bak sen. Poşette elbise dolabında, poşetten yoktu. Poşet yok muydu? Yoktu. Nerede yoktu? Yoktu. Zeki elbise yoktu. Dolabında poşet. Elbise yani, dolabında. Yüksel ne Bey. Çıkarmıştım. Evet elbise dolabında olduğu gibi oraya attım. Dolaba, dolapta poşet. Ben dolapta poşeti ne yapacağım? Biz niye poşeti? Ya biz niye göremedik bu poşeti? Sor. Evde ne ben ne yapacağım elbise poşetini ya? Bu kadar da bir insan iftira bak, etmez ya. Bunlar senin işin bak. İftira, nerede benim işim? Yazıklar olsun. Öyle bir şey çözemiyoruz Yüksel Bey. Bir dakika Zübeyde Hanım. Yüksel Bey şunu soracağım. Yani ne demek istiyorsunuz? Bir açıklar mısınız? Ya bir hırsız benim, demedikleri bir dakika, kaldı. Dur bakayım, bir tane dinle ya. Utanın ya. Şunu bir susunuz size zahmet. Bir dakika bir konuşsun Yüksel Bey. Evet. Şimdi benim mantığım tamam mı? Bu ablanın konuşmaları telefon şeylerinde dinledim. Evet. Tamam mı? Sizi de dinledim, takip ettim. Yani bu tek kişi değil, planlı bir olay. Bakın Zeki o gece öldü diye bırakıldı. Öldü diye. Bu ya planlar, saçma sapan yani konuşuyorsunuz Zeki'nin, ya. Zeki'nin sağ kalacağı planlarda yoktu. İşin açıkçası bu. Sonraki telefon trafiği buna bağlı. Acaba ölmedi. Hastanede bunun şeyler de var. Bir saniye. Hastanede acaba tenş kalacak mı derken belki de şunu demek istiyordu. Konuşabilecek mi bu adam? Burası da vardı. Yani, ya saçma sapan daha önce Zübeyde yani sizin şüphenize göre olsun. Bir dakika. Sen de gelin alacaksın inşallah sen bizden beter olursun. Ya, sen boşu boşuna sen, şey sen de gelin alacaksın inşallah sen de bizden beter olursun. Yüksel Bey, Yüksel Bey sizin efendim. Şüphenize göre bu telefon kayıtlarından da gördüğünüz bir gece önce Zübeyde ile Meral bunu planladı ama başına hayır. Vurulduğunda asla. Öleceğini düşündüler. Asla. Sonrasında öldü diye bırakıldı. Öldü diye bırakıldı. Yazıklar olsun adamlığına. Sizin iddianız dur.
Sabah kalkıp işe gidince en azından işte hastaneye kaldırıldı. O sırada onu tekrar Zübeyde Hanım'a haber verdiğini söylüyorsunuz. Ve sonra hastaneye geldiğinde doktora da sakatlık kalacak mı, felç kalacak mı, konuşabilecek mi diye sordu. Yani felç kalacak mı derken demek ki konuşabilecek mi? Çünkü hiçbir şey normal değil. Yani bana normal peki, gelmiyor. Peki Esra Hanım, ben de bu adama bir şey sorabilir miyim? Bu adamın bana nesi kalacak o zaman? Bana nesi kalacak bu adama? Gerçekten yazıklar olsun. Senin de adamın mı yazıklar olsun? Bir dakika, bir konuşma. Bana attığımız iftiraları eğer şikayetçi olmazsam görecek. Bir soru soracağım. Soru. Yüksel Şimdi, Bey. Meral Hanım diyor ki ben niye yapayım diyor. Niye evet. yapayım? Yüzdeki niye darp edeyim diyor. Evet. Peki niye darp etmezsin? Nasıl yani? Neden darp etmezsin? Neden? Anlaşamıyorsun. Bak anlaşamıyorsun. Tamam. Ne alakası var? Bir dakika. Bir evin içinde iki yabancı gibisin. Boşanmayı istediğini demek ki hissetti olabilir. Şimdi Zeki boşarsa hiçbir şey kalmayacak. Öbür türlü hem babadan emekli hem Zeki'den emekli. İki tane dairesi kalacak. Vallahi hiç de umurumda değil. Abo. Yani siz bu maddi şeyler için dediniz. Mantıklı değil mi? Hiç umurumda peki, değil. Peki senin lafların da geliyor ama sen kendi oğlumu Zeki ölse de kurtulsa da ben oğlumu oraya koysam diye kendin konuşmuşsun. Gelini oraya alayım demişsin. Sen niye dedin bunları? Yüksel Bey ses çok yok. Azaldı. Teşekkür olmaz. Ederiz. Bir dakika ne dedin Zübeyde Hanım? Bir daha söylesin. Bu kadar iftira fazla. Zübeyde bir şey dedi. Duyamadım. Söylesene Zübeyde. Zübeyde Hanım. Bulamamış da kendi Zeki'nin evine gelinimi aldı oraya koyarın yakın bana demiş kendi kardeşim, demiş. Bunda da geliyor kulaklarımıza. Yani Yüksel Bey mi yaptı diyorsunuz? Yüksel Bey'in yaptığı o bana diyor Esra ya şimdi. Bak, bu kadar fazla. Gerçekten fazla. Evi var kardeşimin. Bak, kardeşimin evi var. Bana dedim iftira atılıyor ya Esra Hanım. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Bana niye yok demiyorsun ben nettim sana. Öyle bir şey yok. Dayımla ne gerek benim emrine ihtiyacım. Benim kadar girip çıkmalar artık hızsızlığına bak. Konuşunca olmuyor. Anlayamıyorum. Esra abla bu kadar iftira olmasın. Bak bir insana namusuma kadar girdiler. Hepsinden çıktılar. Bir hırsız demedikleri kaldı. Ben kendi evimdeki eşyamı niye alayım? Akıl var mantık var. Şunu ben söylüyorlar. Ama bu iddialarını söyleyeyim. Abla. Burada tam Yüksel Bey söyleyemedi. Bu kadar onların fazla. Onların düşüncesine göre o gece sen... İddia bak bu. Şimdi gerçek iddia değil. İddia ama bu kadar iddia. Onların iddiasına göre bu kadar iddia edilmez. Ben bir konuşmamı bitireyim. Gözümden görmesi lazım Esra abla. Siz bana hiç konuşturmuyorsunuz bir şey anlatıyorum. Şimdi sabah sen gece vurduğun zaman cebinde hayır. Zekeriya bıçak olup sana onunla kalkar da saldırır diye senin hayır. bıçağı sakladığını dolabına düşünüyorlar. Adam her gün dışarıda Esra abla. Adam her gün dışarıda. Ben adamın elindeki çakısını niye alayım? Tehlikenin içinde zaten. Neden çakısını alıyorsun? Niye alayım senin Esra cebinde? Abla? Çünkü sana saldırır diye. Sen böyle hayır. bir saldırıda bulunmayı planladığın için. Ya aklıma gelmeyen şeyler. Bunların hiçbiri aklıma gelmez benim. Ya her gün bir şey çıkartıyorlar. Şey her gün bir şey çıkartıyorlar. Araştırsın der mi bir insan? Bu kadar Zekeriya, fazla bu iftiranın sen ya. Sen o bıçak o gün üzerinde miydi? Evet üzerindeydi. Sabah kalktığımda üzerimi kontrol etmedim. Değildi. Normalde anahtara takılıydı zaten. Sen? Anahtara takılıydı. Paşat geldiği zaman baktım. Sabah evden çıktığında yanımda mıydı? Ayakkabının içine baktım. Paşat için döktüm. Hepsini baktım. Dediler bana ne arıyorsun? Çocuğun cüzdanı neyi varsa bakım anahtarını falan varsa alayım dedim. Yoktu diyorsun çocuk ya. Çocuk ucunmasın ayağa kalkış dedim. O poşetin içinde yok muydu bıçak? Poşetin içinde vardı, yok. Vardı yalan yoktu. Söyle Esra. Bıçak poşetin içinden çıktı. Bir ayakkabı bir pontum vardı. Zekeriya o gün sabah giderken bıçağı hatırlıyor musun çakıyı? Yok, hatırlamıyorum. Şimdi hatırlamıyorsun. Sabah kalktığımda normalde pantolon cebinde anahtarlığı takılıydı. Evet. Ondan, evi anahtarına kapıda ama... anahtarına bizim ekip arkadaşlarımız iş arkadaşlarına sorsun bakalım gören var mı? Ama ondan önceki günlerde vardı değil mi? Sürekli tabii, yanında. Tabii vardı. Üzerinde ha, ondan önceki günlerde vardı. Sürekli cebimdeydi bırakmadım hani hiçbir zaman. Ama o günü hatırlamıyorsun. O günü hatırlamıyorum yani. İyi de hatırlamıyorsun diye sürekli de bir insana iftira atılmaz ya ki bu kadar fazla gerçekten. Bak her şeyi hatırladığın zaman ben bunları niye yaptım? Benim karım çocuğum nerede tamam, dersin? Tamam ben o günü hatırlamıyorum diyorum. Bıçak üzerimde miydi? Hatırlamıyorum diyorsun ama bu kadar iftira fazla. Millet bunu için mi sardırıyorsun bize? Fazla ya. Zeki bu bunda iftiralar fazla. Bunda inanmam bize bunun için mi sardırıyorsun? Bak bu kadar iftira fazla. Ya bunu tamam Allah da katında ben anahtarlık üzerimde mi? Ne bileyim? Üzerindeymiş. Bir şey söyleyeyim Zeki. O bıçağın boyu ne kadardı? Kaç santim? Şöyle bir şeydi ya. Bıçak bir şey ya. Aa şöyle. Ağzı açılıyor. Şöyle bir şey. Peki evde ondan daha büyük bıçak var mıydı? Var. Peki sen düşünsen Meral
sana bir şey yapacaksa sendeki o çakıyla mı yapar, yarabbim, evdeki ya bıçakla mı yapar? Ya. Zeki bir zarar vermesin diye almıştır. Dur ona. Ya, ama evde ya, de bıçakla ama o cebinde ya hocam. O çok evde zebze doğramak için o bıçak evde. E tamam yani zarar vermek için sence senin çakıyla mı sana saldırır yoksa evdeki yok, herhangi bıçakla mı? Sence? Ya evdeki bıçakla saldırır. Onu tabii ki çakı, bizim çakı şeyimiz, iddiamız şu hani. Benim cebimde çakı var. Yani atıyorum bana vurduğunu düşünsek. Ona vurduğunda kalkar cebindeki çakıyla bir şey yapar diye. Müdahale eder gibisine. Ondan saldırma değil de senin ona bir şey yapmanı engellemek için aldı diyorsun. Aldı diyor. Tamam. Evet. Tamam. Hayır öyle bir şey yapmadım ya. Her gün yani. Öyle bir şey yok. Kavga çıkıyor işte. Öyle mi öyle bir şey olur mu? Ya şimdi o bıçağı ondan sonra hani cebimde yani, kendini savunmak için hani öyle dışarıda birisi taşıdığımız bir şey. Diye. Hani birisi giderken laf atar. Ya ondan sonra hani kime laf atacaklar oğlum? Sağ mı atacaklar? Ya onu şey için hani güvence için kendini korumak evet, için. Baba, nasıl bayanlar cebinde spreyi taşıyorlar. 25 sene İstanbul'da niye taşıyorsun? Sen yurtta mı yaşıyordu kadın? Niye taşımamış? Sen yurtta mı yaşıyorsun? Karıya evlendi 2 sene oldu ona bıçak. Bununla bir alakası yok. Bununla bir alakası yok. Ben öyle dedim hani sokakta gezerken birisi laf atar, bir şey yapar. Kim atacak öyle bıçakı takayım dedim anahtarın arkasına. Dursun hani kendini savunursun gibisine. Hani adam küfür eder veya yolda giden laf atar. Adam niye kuracak sağ olun. Milletleri değil. O niyetle taşıdım yani öyle. Hani olur da başıma bir şey gezdi. Bir şey gelir kendine. Ama o gün o bıçak çakı var mıydı yok mu? Kendini savunmak için. Şimdi asıl şüphe nasıl Zübeyde Hanım'a geliyor? Zaten Zekeriya ilk geldiğinde de hani sizden şüpheleniyordu. Evet, daha nasıl geliyor? Şimdi telefon önce kayıtlarında beş para almam, olaydan bir gün önce devamlı sizle konuşuyor olması çok uzun zaman. Ertesi günde kalkar kalkmaz sizi araması, sonra tekrar arıyor, çok uzun konuşuyor. Sonra öğrenir öğrenmez sizi arıyor. Tekrar sizi arıyor, tekrar sizi arıyor. Biz Esra uzakta Allah, olduğumuz için birbirimizi özlediğim için çocuğu... Özlemek değil artık adam hastaneye kaldırmış. Neden 3 kere tekrar arıyorsun? Hayır hastaneye gittikten sonra kız kardeşim aramak zorundayım. Meral ne oldu? Sen değil o seni arıyor. İyi de ben bir sefer aradım. Sabah bir kere aramamışsın. Haber geldiğinde aradım. Ben dedim hastaneye gidiyorum ne olur ne olmaz. Beni arasanız ulaşamazsınız tamam, dedim. Tamam onu söyledin. Ondan sonra bunlar beni aradı zaten. Hayır sen arıyorsun tekrar. Araba geldi gidiyoruz diye aradım ondan sonrasını. Bunlar aradı Esra abla ben niye arayayım ondan sonra? Zaten hastaneye gitmişim. Telefonuma ulaşamazsınız onun dedim. Yine arıyorsun devamlı arıyorsun Zübeyde'yi. Haber var mıdı ya? Haber yok bulamadım. Niye Zübeyde ne haber veriyor? Haber olacak niye Zübeyde'de. Niye haber vermeyeyim ailem Esra hayır, abla? Hayır haber verdin. Yanıma gelemiyorlar zaten. Haber verdin. Sonra tekrar niye daha olay sıcak tekrar haber yine arıyor. Haber verdi oğlana başa bakmaya geldi hastaneye. Ya ne kadar çok iftira atıyorsun ya. Kendi kafanla ne kadar çok buluyorsun. Oğlanı çok baktılar. Nasıl baktılar? Yahu. Ne kadar çok ablasını aramayla ne ilgisi var? Değil mi? Bir sefer aradın haber verdin bir şey diye. Şimdi biz birbirimizden konuşmamız gerekiyor değil mi? Biz hastamıza bakmamız gerekiyor. Niye arıyorsun? Bizim mesele bu. Bunun meselesi bu zaten. Akıl var mantık var. Yani o sırada devamlı... Her şeyden bir kapçık çıkaracağız. Ya bunlar benim yanıma yanaşmayınca ben kim arayayım Esra abla? Daha yanına yanaşma olayı değil. İyi de onlar beni arıyor yoldalar. Aradıkları onun zaman açıyoruz telefonu. Onun senin araman bunlar. İyi tamam arayabilirsin. Ben bunları yoldayken ama niye arayayım? Ama daha o haber verdin bir daha tekrar tamam da bu arıyorsun. Normal bir şey Esra abla. Ne arıyorsunuz ama o arada bir arasana Hatice Hanım'ı. Annesine haber ver. Ben arıyorum. Bak ben arıyorum. Anne. Yoldayım. Arabada geliyorum. Arıyorum. Başkasıyla mı görüşüyor diye telefon boyuna. İşte Zübeyde ile görüşüyor. Başkasıyla mı görüşüyor? Lan bu kimle görüşüyor dedim ya. Hocası burada oğlum hastanede zaten ameliyat içinde. Çıkmış yoğun bakıma girmiş. Zübeyde ile konuşuyor. Zübeyde ile konuşuyor. Niye sadece gelip yardım eder. Oğlana sahip çıkar. Öbür ablam da var onlarla benim kızım konuştum da bağlıydı da beraber üçümüz kuaföre geldi. Şimdi Zekeriya'nın kız kardeşi Cemile de bir hattımızda. Cemile Hanım. Allah'ım ya. Efendim Esra Hanım. Buyurun ne söylemek isterdiniz? Esra Hanım ben yönetimi sormak istiyorum. Evet. Meral neden ablasından bir kez konuşuyor? İkinci kez beni niye aramıyor yani bana dönmüyor? Ben buradan en yakın gidebilecek insan benim. Hastam onu arıyor. Evet. Ben en yakın Meral'den bile önce gidebilecek olan benim. Esra abla ilk başta siz nerede oturuyorsunuz Cemile Hanım? Nerede oturuyorsunuz Cemile Hanım? Ben Bağcılar'da oturuyorum. Çok yakınsınız. Evet Meral'den önce bile gidecek olan benim hastaneye. Neden Meral bana haber vermiyor? Ne için? Senin aradığında ben daha yeni öğrenmedim. Sen beni aradın ben daha yeni öğrendim dedim. Bir saniye susacak mısın? Susmayacağım. Esra Hanım susturur musunuz? Hepiniz grup olup böyle yapıyorsunuz. Peki. Ya bu kadar terbiyesizlik olmaz.
bir yer yok. Biz tamam. Grup olmuyoruz. Bir dakika tatil soru soruyor. Neden diyor beni aramadığında Zübeyde'yi bir sefer ablamı aradım Esra abla. Dedim ki hastaneye gidiyorum. Arasanız ulaşamazsınız. Ondan sonra ben sonra hazırlık yine arıyorsun yaptım. Ama yine arıyorsun. Hazırlık yaptım. Ondan sonra gidiyorum dedim. Bunda ne var Esra abla? Ama o arada niye Cemile'yi aramıyorsun? O beni aradı. Çıkmış yola geliyormuş zaten. Ondan sonra ben kimseyi aramadım. Ben tamam, kızıma niye dedim, aramıyorsun diyor kadın da ben önceden çıkarım diyor. Kimseyi aramaya elimi değiyor. Çocuk kucağında çanta var şey var. Ama Zübeyde'yi arıyorsun 2-3 kere. İyi de evdeyken aradım Esra abla bunu. Yola çıktım da ben kimi aramışım? Tamam niye ilk abi, beni aramadı diyor Cemile. Bunlardan herkes de Şadman yenge falan da Emine yengeyi aradı. Biz de arabadayız dedi. Herhalde telefona falan bakamıyor diye kendileri söylediler ya. Şimdi, Esra Hanım ben konuşabilir miyim? Tamam buyurun. Diyorum ki ben hani önce ilk önce oraya gidebilecek olan benim. Evet. Eğer haber vermesi gereken biri varsa benim. Zekeriya'nın kardeşi benim. Zübeyde değil. Hiç kusura bakma yani, o da benim ablam. Benim hastaneye gitmem gerekirken Meral bakıyoruz başka. Ben arıyorum Meral sakin bir şekilde. Böyle sakin bir şekilde mi? Gibi, telefonuma cevap veriyor. Sakin sonra bir şekilde. Benim kardeşim nerede Meral dedim. Sonra hastaneye kaldırmışlar diye rahat bir tavır içerisinde. Bunu öğrendim hastaneye kaldırılmış dedim. Tamam da ben de o zaman öğrendim. Önce. Sen niye beni aramıyorsun da Zübeyde ablanı arıyorsun? Ben de o zaman öğrendim zaten. Zübeyde önce Zübeyde arıyorsun. Sonra önce abimi arıyorsun. Öğreniyorsun. Çok merak ediyorum. Bir dakika. Cemile Hanım. Benim çok merak ettiğim bir dakika. Ben konuşurken konuşmayın. Çok merak ettiğim bir şey var. Herkes bunu söylüyor. Bunu bir size de sormak istiyorum. Lütfen objektif söyleyin. Zekeriya diyorsunuz ki hastanedeyken de bu olay haber verildiğinde de hep Meral'in sakinliğinden konuşuyorsunuz. Böyle miydi gerçekten yoksa bu hani acaba siz ona kızgın olduğunuz için mi böyle söylüyorsunuz? Hayır. Evet kızgın olduğunuz için mi? Benle bir sorunum sordum. Yok. Ha? Hiçbir kavgamız yok, bir problemimiz yok. Ben niye Meral'i böyle bir şeyle suçlayayım? Peki nasıldı Meral? Aradınız siz Meral'i. Meral'i ben aradım. Ben çok şey bir şekilde aradım. Hani sert bir şekilde aradım onu. Dedim ki Meral neden bana haber vermedin diye. O da dedi ki ben de yeni öğrendim. İşte nerede hangi hastanede yattığını sordum. O da dedi ki işte hastanenin ismini verdi. Ben de hemen kapattım telefonu zaten. Telefonu öğrenir öğrenmez kapattım. Aha. Ve gayet rahat bir şekildeydi. Benim rahat bir şekilde mi? Evet, hala rahat diyorsunuz ya. Sen bir kere şunun cevabını ver bana. Ablamla kastım oldu mekik dokurken. Benim niye ben aranmadım? Mekik dokuyup da ne yapmışım? Saçma sapan yalanlarla ortalığı karıştırıp durmayın artık. Yani şunu söylüyor Meral. Diyor ki ilk bana haber vermen lazım. Ben Zekeriya'nın gittiği hastanenin dibindeyim. İyi de Esra abla. Neden 2-3 kere Zübeyde'yi arıyorsun da beni aramıyorsun diyor. Ablasına şey demiştin Esra Hanım. Hala da başıma, ablası ablası deyip durma bak Zeki. Benim başımı yaktın abla demişti. Bunu konuşmuşlardı. Yazıklar ha, olsun be. Benim başımı yaktın gerçekten bana vurdurttun yazıklar mu? Olsun. Senin ablan mı yazık? Bunu savcılığa veririm. Telefon kaydını çıkartırım. Ver. Yüzüme bakamazsınız. Ver savcılığa. Bir ablamla bakamazsınız. Bir ablamla tukurun yüzüme. Öyle bir bakacaksın ki gelinim hiç kusura bakma boşanmıyorum. Ne yapacaksın? Gelinim mi sen? Kes sesini. 10 sene mamileyle dursan seni yine bizim kapıya giremezsin. Kemir seni bağlamam. Esra abla. Esra abla. Şu gelin zavallıyı bağlar mısın? Bunlar tamam, iyi bağlı arıyorlarmış. İkisini de aradık. Bağlanmıyorlarmış. Canlı çünkü yolda birisi trafikte birisi de canlı. Hayır bak Yeliz ablayı bak iş yerinden gelinim bana yardıma gelen Yeliz ablayı arayın. Esra konuşmaya da bak konuşmaya. Geri mi kaldı? Burada ne yapıyor şunu görüyorsun diye. Gel Meral. Bak gel bir. Bak şimdi bu senin telefon kayıtları. Evet telefon kaydım normal bir şey bunu aile elime konuştum. Tamam bir şey demiyorum bak. 30 Ekim'e bir bakmanızı istiyorum. 30 Ekim normalde her gün Zeki aranırken. Önce dostu dediler şimdi ablası dedi. Evet konuşurum. Bana ne diyorlar Esra abla? Dur bir dakika dostu bir şey demiyorum daha şey dur. Bir gün öncesi bu olayın gecesi sadece Zübeyde ile 72 dakika konuşuluyor. 72 dakika Zübeyde ile Zekeriya hiç aranmıyor. Adam çalışıyor. Hocam niye rahatsız edeyim çalışırken? Ondan önce kimler niye çalışmıyor? Her gün arıyorsun kaç kere? Adam çalışıyorum Meral müsait değilim üzerimize. Bak. Ondan önceki gün kaç kere arıyorsun? Devamlı arıyorsun. Evde bunlar. Herkes evde muhabbet ediyorsun. Dedikodu yapıyorsun. Tamam oraya geçtin. Şimdi 31'ine olayın olduğu sabah biliyorsunuz işe gidiyor Zekeriya. O gün hani bayıldı. İş yerinde bayıldığında sabah 8.38'de sen zaten 5'te yattım diyorsun. Sabah kalkıyorsun 7'de 8.38'de Zübeyde'yi arıyorsun. Ki Zübeyde de dedi ki ben kaldırdım Meral'i. Meral 7'de kalktım diyor.
Evet uyandım, yeni uyandım dedi. Tamam, bir buçuk arada saat olmuş uyanalı. Ama Esra abla, benim için sıkıntı yok. Ben her yere giderim, savcılıktan da çıkartırım. Ama hiçbiri yüzüme bakamaz. Bak hocam dahi yüzüme bakamaz. Onu konuşmuyorum. Ya, ben başka şey yapıyorum. Bakmak isteyen yok zaten. Yok. Senin meymenesi suratına ben de bakmam. Sen de ben bakma. Ben senin iftiracıyı ne yapacağım? Sen ne yapacaksın sensin evde? İftira atan sensin. Kim iftira atıyor? Sensin. Bu oğlana biz mi bunu yaptık? Bir durun şimdi. Bunu sensin. Ben yapmadım oğlan. Çocuğun sağlığını aramaya geldim. Ben hakkını aramaya geldim. Ben başını böyle indirmiyorum. Böyle dimdik geziyorsun her yerde. Başım dik dik. Ya başın dik olsun. Benim yanımda dik değil başın. Sen benim yanıma gelsene. Ben istemiyorum seni. Her yeri istediğim şekilde giderim. Umurumda olmaz. Ya nereye gidersen git. Yürü. Allah biz Allah, çok gittik bulamadık. Ben oraya gittim. Sağ geliye, suçlar sağ geliye. Ben ne yapayım? Allah biz her yere arıştık zaten. 31'ine geldik. 8.38'de Zübeyde'yi arıyorsun. 17 dakika konuşuyorsun. Tamam. 8.56'da Zübeyde'yi arıyorsun. 44 dakika. Yani yine ardı ardı onu konuşuyoruz. Daha olay yok ortada. Haber verilmedi sana yani. Haberin yok. Bu normal konuşma Esra abla. Gel Meral, şöyle gel. Geleyim. Tamam. Normal konuşma. Tamam, bir şey demedim. Dur. Bir şey demiyorum. Sonra 10.12'de öğreniyorsun. Yunus arıyor seni. Öğreniyorsun. Zeki arıyorsun. Tamam. O sırada işte herhalde ustaları açıyor falan. Sonra hemen Zübeyde'yi arıyorsun. Tamam, ustası açtı telefonu. Eşim de değil telefon dedim. Hastanede olduğu tamam, için tamam, Zübeyde'yi aradın. Zübeyde'yi haber verdin. Dedin ki ben çıkabilirim, bana ulaşamazsınız merak etmeyin evet. Dedin. Sonra tekrar Zeki'yi aradın. Tamam, aradım. Orada artık onlarla konuşuyorsun. Sonra tekrar Zübeyde'yi arıyorsun. Tamam işte hastaneye gittim. Orada dedim ki tamam, burada ulaştım. Söyledin ya sen hastaneye gittim diye. Ulaştım diye bunlara haber verdim. Arasanız bile ulaşamazsınız diye. Başka tamam, bunu başta söyledin sen zaten. Çıkartırım Esra abla. Başta sıkıntı söyledin zaten. Ama bu kadarı fazla. Başta söyledin ya ben gidiyorum hastaneye. Tamam, Zeki bayılmış. Işte, hastaneye geldim diye aradı Esra Hanım. Hastaneye gitmemiş daha. Bundan hemen sonra. Yok Esra abla, her türlü çıkartırım. Benim için sıkıntı yok. Altı bir şey demiyorum. Zaten bu çıkmış. Ama normal bu. Hayır bak, ses kaydını bile çıkartabilirim. Benim için sıkıntı yok. Ama bu kadar bir insan üzerinde gelmek fazla. Bir dakika dur, bir şey gelmiyor, soru soruyorum. Hayır, sen tekrar Zübeyde'ye yazıyorsun. Senin için demiyorum. Bunların gelmesi için. Bunlar kendi şüphelerini söylüyorlar. Sonra ben tekrar Zübeyde'ye arıyorsun. Sen uzak ol. Biz uzak olalım. Biz doğru Samsun'u boylayalım. Biz sizi ne görelim ne konuşalım. Asla. Bir dakika durun. Sonra Zübeyde'den sonra tekrar Zeki'yi arıyorsun. Evet. Sonra en son Cemile, kaç dakika sonra Cemile'yi arıyorsun? Cemile'yi ben aramadım ki, kendisi aradı Esra abla. Tamam sen de bir, bu senin, hatırlamıyorsun, senin araman bu. Hayır kendisi aramıştır. Hayır bu senin araman, bu senin aramaların. Sonra onu arıyorsun. Sonra hastanede zaten neredesiniz diye arıyorsun, oradan oraya oradan oraya. Zaten koştuğum bile her şey belli orada, arayalım. Daha bunlar ev, hastane değil, bak burası evde. Cemile'yi ben evdeyken aramadım Esra abla. Cemile kendisi beni aradı, tersledi. Bak, ben sen aramadım. 10.42'de Yunus'u arıyorsun. Tamam işte, o neredesiniz? O evi bulamadılar. O yüzden aradığım telefon kayıtları. Bu kendisi beni aradı. Ben hayır, bu senin, senin araman bu. Esra abla aramadım. Senin araman bu. Aramadım, ben sabah korundu. Onlarla zaten bu, konuşmuyorum. Bu çıkmış hep sen aramışsın. İyi de ben onlarla konuşmadım. Aramadım kimseyi. Aramışsın ama. Evdeyken onlarla konuşmadım Esra abla. 10.24'te aramışsın. Bu senin arama kaydın. Hastanedeyken olabilir ama evdeyken ben onlarla konuşmadım. Daha hastaneye değilsin. Bak hastaneye gittiğin saat bu. Yunus'u burada arıyorsun. Daha onlar evdeki numaralar Esra abla. Bunlar evdeyken evi bulamadılar. Bunlar onlar. Dün de hastaneyi bulamadılar. O yüzden aradım evi dedi. Evi bulamadılar dedim Esra abla. Evi bulamadılar. Dün arkadaşlar attı. Hastaneyi aradık bulamadık. Onu neredesiniz? Onu hatırlamıyorum dedim. Hastanede ne konuştuğumu hatırlamıyorum dedim. Ama evde aradım, konum attık, bulamadılar evi diye. Hatta 10 dakikada kapının önünde çocuk ucağında oturdu. Meral dün dedin ki hastaneye geldik otoparkta, bulamadığım için onlar içeri girdik, hangi kattasınız diye tamam, aradım. Tamam ondan sonrası hatırlamıyorum dedim ama iki defa aradığımız oldu. Ama şimdi de oydu. Evi için aradın diyorsun. Evi bulmaları oydu için yani, aradım. Evi bulamadıkları için aradığımdır. Tamam daha evdesin, bu evde. Çıkar sen... sıkıntı yok, ben çıkartırım, onlar çıkartabilir mi, benim için sıkıntı yok. Tamam. Sonra bu senin kayıtların zaten. Tamam ama. Kayıtım olabilir. Ses kaydını bile çıkartabilirim. Benim içim rahat Esra abla. Tamam. Aile şunu soruyor sana. Soracak, bunda bir şey neden yok. Bu soruyor? Normal bir şey. Neden diyor hep Zübeyde'yi aradı da bizi aramıyor. Ablamı bir tek onun telefon kaydı yukarıda olduğu için. Kocan hastaneye gitmiş. En yakınında ablası var. Zübeyde Kastamonu'da. Neden Zübeyde'yi arıyorsun devamlı? İyi de onu aradım. Telefon kaydı o vardı, onu aradım Esra abla başta olarak. Şimdi mesela Cemile'yi arasaydın, gel birlikte hastaneye gidelim. Üst katta olsaydı, üst tarafta olsaydı arardım zaten. Kimin numarasını bulduysam ben o gün onu aradım. İki kere arıyorsun Zübeyde'yi üstte ama. Üstte olduğu için onu aradım.
aradım Esra abla, haber verin diye. Mehmet hocam siz bu konuda ben konuşma. Benle konuşma sen. Buradaki... Ben seninle konuşmayayım. Ben seninle konuşmayayım. Ben zaten bundan konuşmaya geldim. Seninle ne işin var benim? Hani psikolojik tepkilerini de analiz ettiğinizde ne düşünüyorsunuz? Ya şimdi burada enteresanlık şu. Önce şunu söyleyeyim. 29 Ekim günü pazar günü. Pazar günü bilebildiğimiz kadarıyla hani konuştuk da Zekeriya çalışmıyor. 29, eşim. İnsanların kafasındaki soru anlamında söylüyorum. 29 Ekim pazar günü çalışmamasına rağmen 4-5 defa ki daha öncesi yok aramışsınız, konuşmuşsunuz. Niye aradım? Onu da söyleyeyim. Niyesini sormuyorum. İnsanların kafasındaki kafasını şey karıştıracak bir şey yok. Hayır hayır. Şimdi neden arandığınız ayrı, ben onu demeyeceğim. 30 Ekim'de Zübeyde Hanım'la konuşuyorsunuz 72 dakika 38 saniye. 30 Ekim'de. Ya doğrudur. Bir saat yani anlatmışsınız. Yani muhabbet muhabbet açıyorum. Dedikodu şey yapmıyorsun. Şöyle bir analiz yapacağım. Bak 30'unda hiç Zeki Bey'i aramamışsınız veya Zekeriya Bey'i. 31'inde olayın olduğu gün saat sabah 8.38'de 17 dakika 7 saniye Zübeyde Hanım'la konuşuyorsunuz. Sabah sonra, uyandığımız zaman sonra, konuşuyoruz onu. Her sabah ya konuşuyoruz. Hayır bir dakika. Sonra aradan 20 dakika bile geçmeden arıyorsunuz ve 44 dakika konuşuyorsunuz. Toplamda 61 dakika siz Zübeyde Hanım'la olayın olduğu gün sabahleyin konuşuyorsunuz. Bu arada siz saat 5'te yattınız değil mi? Evet. 8'de uyandınız ve 1 saat konuştunuz. Ben nasıl Şimdi insanların kafasında bu soru var. Saat 5'te uyudunuz. Çocuk uyandı. Emzirdiniz. Uyumuyor ki zaten. Tamam. Sonra 1 saat o uykusuz halle Zübeyde Hanım'da 2 defa toplam 1 saat kadar konuşuyorsunuz. İyi de çocuk uyumadığı zaman hocam bak şimdi çocuk uyumadığı zaman demiyorum. Ayakta durman gerekiyor bir şekilde sormuyorum. Değil mi? Hayır, çocuk uyuyor. İnsanların kafasındaki kardeşim, şey uyuyor. Kardeşim yüksel gidiyor. Ben de uyuyor. Aralarında bir şey mi konuştular? Bunlar bir ben çıkartırım. Zeki onu söylüyor. Tamam hocam çıkartırım. Benim ve, için sıkıntı hayır, yok. Ben de onu değil. Diyorum Zübeyde zaten. Zübeyde Hanım için ne diyor? Zaten senin kayıtların ben ne çıkartacak? Bak kayıtla evet. Alakalı değil. Giderim savcılığa ses kaydını bile çıkartırım. Ama bunların bak öyle bir şey olmadığı çıkınca ne yapacaklar? Ya, o gün ama şimdi, bir saat konuşman ilginç. Zübeyde'nin kızı attığımızdaymış Eda. Evet. Bu kadar fazla. Eda Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun ne söylemek istersiniz? O gün telefonla konuştuğumuzda teyzemle ben de yanımdaydım. Evet. Yani bu kadar da iftira atmalarına yalan yok şimdi. Yani böyle bir şey yok ya. Hangi gün yanındaydınız? Telefonda konuştuğumuzda Zeki Bey hani hastaneye falan kaldırılmış ya. Evet. O gün ben de evdeydim. Annem neredeydim? Çünkü ben yeni doğum yapmıştım. Kahvaltıya çağırdım kızımı da yani burada. Normal 8-8.30'da dediğiniz gibi işte telefonla konuştuk teyzemle. Ondan sonra işte dedik biz ben yeni doğum yaptığım için teyzeme sorular falan sordum. Ondan sonra işte normal Eren'le konuştuk, sohbet ettik, kahvaltı yapıyorduk, gülü oynadık. Her gün konuşuyoruz zaten buna hiç yok. Ki WhatsApp'tan da konuşuyoruz, görüntülü dahi konuşuyoruz. Ki de yani 2 saatte konuştuğumuz da oluyor görüntülü. Aha. Orada geçip de ondan sonra işte yok ablası şeytan. Ondan sonra yok işte ablasından şüpheleniyorum. Ablası ne sen benim annemden ne görmüşsün de bu zamana kadar? Annen sana ne yaptırmış olabilir? Ha? Geçmişsin oraya ya. Bir de karşına geçmişsin konuşuyorsun evet. Ya. Senin bu zamana kadar annemin ne kötülüğü olmuş da konuşabilirsin? Şimdi ha? Niye öyle ne dedim? Çünkü görmüşsün? Ablasına en çok ablasına itibat kuruyordu. Hiç, yani, konuşuyorsun. Sen sana ananı her şeyi anlatıyorsan konuşuyorsan ben de ailemle konuşuyorum. Yataktan kalsa ablasını arıyor. Ondan çay ise kahvaltı yapsa ablası tarafında. Ondan sonra. Hani dedim ablasın buna destek verdi. Bak abacığım ama şikayetçi yapıldı. Olacağım. Bunları böyle tek tek söyleyeceğim. Sen, senden dur bir anlatsın olacağım. Neden tamam. Şüpheliydi. Hani ben sadece şüpheli olduğumu söyledim. Yani kesin de yaptı sensin. Demiyorum bak burada. Kesin de böyle bir şey olduğunu söylemiyorum. Ama onun için ailen bağlanıyor da üstüme iftira atıyor. Hakkınız yok zaten. Yapmaya yaptı gibilerde göstermeniz hakkınız yok. Ben gözümden bir şey görmedim. Zekeriya Bey, Zübeyde Hanım, Meral Hanım'a. Git bu Zekeriya'yı işte sabahleyin öldür demedim sizce? Bundan mı şüpheleniyorsunuz? Şimdi Meral bana kızdıysa mesela bir kızgınlık varsa arada ben işte Zekeriya'ya şöyle bir hani çok kızgınım çok hani öfkeliyim falan dayanamıyorum dediyse ondan sonra destek vermiştir ablasına yani. Ne demiştir? Nasıl destek vermiştir? Niye yapayım? Yap demiştir yani bunu. Niye yapayım? Öldür mü demiş? Yani git kafasına vur demiş midir? Demiştir yani. Ha, demiştir. Senden benim ne çıkarım olacak diyorum. Ben senden benim ne çıkarım olacak? Kardeşim ne çalışmış mıdır sizce? Ha yazıklar demiştir, olsun bak yazıklar olsun. Hakikaten yazıklar olsun. Çünkü... Ne çıkarım olacak benim? Yani ne olacak? Kim hakkını arayacak? Bunu demişler. O yüzden mi odalarda konuşuyorsun? Benim otelde şahidim var bir tane. Bak konuştururum onu. O yüzden mi diyorsun biz çok büyük iftira attık Allah'ım biz bunun hakkını nasıl ödeyeceğiz? Biz nasıl bu iftiranın altından kalkacağız diye konuşuyorsun kendi kendine.
Biz mi? Bak o şahidi mi getiririm buraya? Ya sus hala. Ya bak, getir şahidi. Getir. Sen yalan şahide tutarsın. İtiraf şahidi. Her şey sende bulunuyor. Allah sana da itiraf olmasın. Burada Allah şahit, biz doğruyu konuşuyoruz. O bana hakkına aramaya geldik biz buraya. Şimdi evde de sizsiz beraber bak. Evde de olan sizsiz beraber. Bir dakika Zekeriya söyle. Gözümüzle gördüğümüz bir şey yok zaten. Evet. Sadece hislerimizden çocuk uyuyan olan oldu besbelli. Zaten gözünüzle görmüş olduğunuz bir şey olsa buraya gelmezsiniz. Evet buraya gelmeyiz. Yani, tabii ki niye gelelim? Hislerimizle düşün. Peki ben gelir miyim? Suçum olsa sana vur desem, bu kızı öldü desem ben buraya gelir de senin karşılığında yüzleşebilir miyim? Gözün içine baka baka. Ya gelirsin yapma niye bunu, yapma yapma. Sen o kadar yaptığın şeyleri yapmadım deyip de milletin yüzüne bakabiliyor musun? Sende utanma yok. Bak ben sana söyleyeyim. Sen yaşına başına bakma. Böylese eve gelin giderim. Allah'ın kitabını sana bana bak. Arkadaşlar ya. Yaptığın ya şey. Esra Hanım sorması lazım. Siz zaten. Neyi yaptın? Götürebilir misin? Size şey sorayım. Konuştuğu şeyleri konuşmadım diyor Esra abla. Bunları kendisi söylüyor zaten. Neyi söyledik biz kendimiz? Konuştuğu şeyleri ben konuşmadım. Ben etmedim. Böyle bir zaten iftira atan bir insan kızım, her şeyi bak, yapar. Bak senin konuştuğun Allah'a inan hepsini tamam. Unuttum. Yarısını unuttum da ama çoğunlukla sen inan var ya. Sen unutmazsın unutmazsın. Birazdan sus. Ararsın bırak. Telefonda. Hemen yetiştirsin herkese merak etme. Şimdi pazartesi bırak, günü çok önemli bir konuk bu konuyla ilgili olarak buraya gelecek. Sizler de bence bu sefer gerçekten şaşıracaksınız. Şimdi çok önemli bir konumuz var. Pınar Irmak gelecek, halası. Sultan Irmak 28 yaşında başından vurularak ölüyor. Kayıtlara intihar olarak geçiyor. Ama aslında aile sevgilisi tarafından öldürüldüğünü iddia ediyorlar. Buyurun Pınar Hanım, hoş geldiniz. Alalım. 28 yaşındaki iki çocuk annesi Sultan Irmak başından vurulmuş halde bulundu. Gözler evdeki 3 kişiye çevrildi. Sabah bir telefon geliyor, kafasına vurulmuş halde. Halde bulunuyor. Banyoda boş kovanı bulunuyor. Yatak odasında da kendinin cesedi bulunuyor. Sultan Irmak canına mı kıydı yoksa cinayete mi kurban gitti? İntihar eden bir insanda silah dik şekilde duracağını hiçbir şekilde zannetmiyorum. Zaten sürekli Berk elinde silahla oynuyormuş. Sultan da diyordu bir gün beni vuracak diye korkuyorum diyordu. Biz buna eminiz ki Berk öldürdü. Şimdi Esra Ezmeci ile Yeni Baştan da. Pınar Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Gerçekten çok üzücü bir olay. Küçücük bir kız, iki tane çocuğu var. Gencecik, çok güzel de bir kız. Siz yıllarca siz ona baktınız herhalde, halasısınız. Belli bir süre evet. Benleydi. İlkokula başlamadan ilkokula benim yanımda başladı. Bu olay 3 Mayıs 2022 evet. tarihinde oluyor. Bu arada Beyaz Haber'de bu konuyu haber olarak yapıyor. Bir onu da izleyebilir miyiz? Ben 28 yaşında annelerini toprağa verdiler. Annelerine doymadılar. Yani uyuşturucunun etkisi, onun etkisiyle öldürdü yani. Sonra da intihar süsü vermeye kalktı. Başından vurulmuş halde bulundu. Cinayete mi kurban gitti yoksa canına mı kıydı? Şüpheli ölümü akıllarda soru işareti bıraktı. Dini nikahlı eşi ve ona yardım ettiği düşünülen arkadaşı tutuklandı. Sabah bir telefon geliyor, kafasına vurulmuş halde. Halde bulunuyor. Banyoda boş kovanı bulunuyor. Yatak odasında da kendinin cesedi bulunuyor. Sultan Irmak 10 yıl önce ilk eşinden boşandı. Berk Efe Tekcan'la ise bir yıldır dini nikahla birlikte yaşıyordu. En son bayramda görüştük, bayramlaştık, mezarlığa falan gittik. Sonra yarın çocuklarımı alıp geleceğim dedi. Bayramın birinci günü birliktelerdi. İkinci günü görüşmek için de sözleşmişlerdi. 28 yaşında iki çocuk annesi Sultan Irmak'ın dini nikahla birlikte yaşadığı eşinin evinde cansız bedeni bulundu. İntihar edecek bir psikolojik. Psikolojisi yoktu. Mutluydu. Hepimize sarıldı, bayramlaştı. Şok olduk. Hala hiçbirimiz kendimize değiliz. Sultan'ın cansız bedeni yatak odasında bulundu. Ancak boş kovan banyodaydı. Ekipler onu bulduğunda silah bacağının arasına sıkıştırılmış bir şekilde dik duruyordu. İntihar eden bir insanda silah dik şekilde duracağını hiçbir şekilde zannetmiyorum. Zaten sürekli Berk elinde silahla oynuyormuş. Sultan da diyordu bir gün beni vuracak diye korkuyorum diyordu. İlk başında yakalanan çocuk ifadeyi vermiş, adli kontrolle serbest bırakılmış. İki kişi de tutuklu olarak biliyoruz. Biz buna eminiz ki Berk öldürdü ya. Sultan'ın ailesi daha acılarını yaşayamadan Berk'in ailesi tarafından tehditlere maruz kaldı. Üstelik hırsızlıkla bile suçlandılar. Yeğen
beynimi neşe alarını alırken ben hırsızlıkla suçlandım. Eşimi gözaltına aldılar. Canımızı öldürüyorlar, mezara koyuyorlar. Hem hırsızlıkla suçluyorlar. Hakaret edip hala tehdit ediyorlar. Şimdi çok başın sağ olsun. Çok acı bir olay Pınar Hanım. Siz tabii bu ilişki sürecinde her şeyde de şahitsiniz değil mi? Evet. Berk'le olan ilişkisinde de. Bu arada öncelikle tutuklanıyorlar. Öyle kaçıyorlar. İlk önce kaçıyorlar. İlk önce kaçıyorlar. Sonra siz anlatın. Tutanın vaadi bırakıp binadan çıkıyorlar. Kaçıyorlar. Kamera tespitleri var zaten. Kaçarken Kadir ben bırakıp gidemem bu şekilde deyip kendini arabadan atıyor. O sırada karakola gidip ihbar ediyor bildiğim kadarıyla. Peki Pınar Hanım olay gecesinde bu arada 28 yaşında iki tane çocuğu var. Evet. Ne zaman tanışıyor Berk'le? Olaydan bir sene önce çalıştığı yerde çalışıyor. Nerede çalışıyordu? Müzikal'de çalışıyordu. Müzikal'de çalışıyordu. Evet. Orada Berk'le tanışıyor. Evet. Sonra? Evlilik kararı alıyorlar. Zaten o ara Sultan'ı çalıştırmıyor. İşte benim yanıma geldiler. İlk önce tanıştırdı. Evleneceklerini söylediler. İmam nikahını yaptıklarını, resmi nikah yapıp yurt dışına gideceklerini söylediler. Ev aramaya başladılar. Daha sonra o çocuk gelip gittikçe ben çocuğun hareketlerini normal görmedim. Anormallik vardı yani her şeyinde. Sultan bir sabah... Nasıl bir anormallik vardı? Bazı madde kullandığını... Madde ve alkol aldığını... Daha sonra Sultan sabah 5 civarıydı, zil çaldı. Sultan çok kötü bir şekilde dayak yemiş. Berk tarafından kendini bana atmıştı. Sonra yani ben gitmesini istemedim. Berk geldi. Ben uyuşturucu kullanıp alkol aldığımda ne yaptığımı bilmiyorum dedi. Buna benim komşularım da şahit. Sultan'ın o şekilde perişan geldi. Yani sizin yanınıza geldi. Şiddet görmüş haldeydi. Evet. Daha önce bacağından kurşun yemiş. Baston kullanıyordu. Berk. O bastonu Sultan'ın üstünde kırmıştı. Bastonu almış Sultan'ın üzerine kırmış. Berk ne zaman sızıyor ki Sultan kaçıp benim yanıma geldi. Sonra? Ben gitmesini istemedim. Berk geldi. Bir şekilde ikna etti yani. Hani özür diledi. Ama ben kanaat getirmedim Berk'in. Bir daha yapacağımı tahmin ettim. Bu defalarca sürdü. Sultan'ın ben ısrarla gitmesini istemedim. Annesini aradım. Berk'in durumunu kızınla uzaklaştır ben yapamıyorum dedim. Kızım bir evlilik kuracak karışma dedi. Hani o da bilemezdi. Kadın da bilemezdi yani. Öyle Sultan'dan sonra ben bir süre görüşmeyi kestim Berk'ten ayrılmayınca. Daha sonra duydum ki kardeşi ve babası konusunda tehdit ediyormuş. İşte benden ayrılırsan ailene şunları yaparım. Onun için ayrılamıyormuş Sultan. Evet. Hatta kuzeni var bağlantı bekliyor o da anlatacak. Devamlı tehdit aldığı için Sultan ayrılamıyormuş. O gece ne olmuş bu başından vurulduğu gece? Ben işte Sultan'a kızdığım için hemen 5 aydır görüşmüyordum ama bütün mahkemelere katıldım. Nerede oturuyordu Sultan? Çukur Ambar'da ev tutmuşlar. O gece ilk kabir ziyaretinde ailem karşılaşıyor. İşte Sultan çok neşeli bir şey yokmuş yani. Çocuklarını göremediğinden dolayı intihar etti deniliyor ama Sultan devamlı çocuklarıyla ilgili bir anneydi. Çocuklar nerede kalıyordu? Babasında. Babasında kalıyordu. Evet. Çocuklarla görüşebiliyordu. Babası izin veriyordu. Evet. Hiçbir problemi yoktu. Yoktu Sultan bir de çok düşkündü. İlgili bir anneydi. Peki olay günü hangi güne denk geliyor? Hafta sonu mu? Tam hatırlamıyorum. Galiba hafta sonu. Olay gecesi siz gündüzü görüyor musunuz? Ya da ailesi görüyor mu Sultan'ı? Evet. Kabir ziyaretine gidiyorlar bayramdan dolayı. Kuzenleri, babası. Hepsi kabir ziyaretinde karşılaşıyorlar. Sarılıyorlar, öpüyorlar birbirlerini. Gayet iyi. Keyfi yerindeymiş. Hatta babasını eve bırakıyorlar. Babası kızım gel diyor. Tamam babacığım diyor. Ertesi gün çocukları alıp gelip birkaç gün kalacağım diyor. Yani hiçbir sorun gözükmüyor. Peki sonra? Olay gecesi şöyle anlatılıyor. İşte ilk Kadir Çelibaşı anlatıyor bunu. İşte Berk, Sultan Kadir ne? Yanlarında 3 şahıs var. Kadir nesi kim onlar? Kadir Çelibaşı. Yani nesi oluyor onlar? Arkadaşlarıymış. Arkadaşları diğeri? O da arkadaşıymış. Adı ne? Hacı. Hacı. Hacı Karaca. Kadir Çelibaşı. Hacı evet. Ve Berk var. Evet Berk var. Berk de İmam nikahlı eşi. Sultan sözde aşırı alkol almışlar. Sultan o gece aşırı alkol evet, alıyorlar. Evet Sultan intihar teşebbüs etmiş. İşte kendini balkondan atmaya kalkmış. İşte Sultan'ı zapt etmişler, sakinleştirmişler. Sultan odasına çekilmiş. Sultan önce bir sinirleniyor ve balkondan atmaya çalışıyor. Evet çocuklarını göremediği için
psikolojisi bozukmuş, çocuklarını üzülüyormuş göremediği için. Oysa ama siz diyorsunuz ki çocuklarını yani görebiliyordu. Yalan. Evet, çocukların babasıyla da görüşebilirsiniz yani. Katiyen yalan. Peki sonra? Sonra Kadir'in anlattığı Berk odaya giderken masanın üstündeki silahı alıyor. Kim alıyor? Berk. Berk alıyor. Berk alıyor. Daha sonra odaya gidiyor. 10 dakika sonra bir silah sesi geliyor. Berk odaya gittikten sonra silah sesi geliyor. Evet, 10 dakika veya 5 dakika sonra silah sesi geliyor. Bunlar kendi aralarında birbirlerine bakıyorlar. Yatak odasına gidiyorlar. Berk sakın dokunmayın, intihar etti diyor. Berk onun için intihar ettiğini intihar söylüyor. İntihar etti diyor ve aranmaları oldukları için bunlar oradan kaçmak zorunda kalmışlar. Hı hı. Kadir Çeribaşı giderken ambulansı... Neden aranmaları var? Valla Berk'le yanındaki Kadir değil de diğer şahıs çocuk cinayetinden yurt dışında... Çocuk cinayetinden? Evet, çocuk cinayetinden bir suça karışmışlar. Hı hı. Hatta Hacı o konuda herhalde hala cezaevinde yatıyor. Hı hı. Ondan dolayı, uyuşturucudan dolayı, farklı şeylerden dolayı aranmaları varmış. Hı hı. O yüzden ona gerekçe gösterip kaçıyorlar oradan. Hı hı. Daha sonra Kadir ben kaçmayacağım diyor. Hani vicdan yapıyor kendince. Hı hı. Arabadan iniyor. Orada ambulansı arıyorlar ama ambulansa yanlış adres veriyorlar. Veriyorlar. Hı hı. Kadir polisleri arıyor. Bir cinayet var diye. Ekipler geliyor. Bir polis arkadaş hiç unutmam şöyle dedi. O kız kesinlikle intihar etmemiş dedi. Hani bir intihar yani. Nereden bunu düşünmüşler? Kızı ben kucakladım dedi. Hı-hı. Hani ben koydum dedi. Bir silah dedi iki bacağının arasında namlık kıza doğru bakıyor. Hı-hı. Ve aşırı derecede o gün nasıl yani iki bacağının arasında yatıyor yatakta? Kız yatıyor iki bacağının arasından namlığı bu şekilde sultana doğru bakıyor. Kız neresinden vurmuş kafasını? Kafasından vurmuş. Neresinden? Kafasından? Buradan. Şakağından. Şakağından. İki bacağın arasında. Hı hı. Bir de sultan yani intihar edecek bir kız değildi. Hayır, bir de nasıl oluyor şimdi bacağın arasında nasıl hiç düşüyor şakağından işte, vurunca? Hiç oraya anlam veremedim yani. Hı hı. Kayıp bir atlet var. Daha sonra ilk Abdullah Ali diye birinin evine gidiyorlar. Hı hı. Annesi bu konuşmaları duyunca kabul etmiyor. Peki şunu soracağım. Hemen ölmüş mü o sırada sultan? İşte bırakıp kaçmasalardı belki ölmeyebilirmiş. Ölmeyebilirmiş. Evet. Hemen ambulansı yani da yanıltmışlar. Hı hı. Ambulansı da yanıltmışlar yani. Ama ben eve girdiğimde... Ambulansa başka adres veriyorlar, evet, ve yanıltıyorlar. Evet. Çünkü geç kalınıyor bu sefer. Görüşme kayıtlarını çıkarttılar. Hı hı. Yanıltmışlar ki. Öyle. Yani başka yer, uzak bir yer mi söylüyorlar? Bize o bilgi, ben o bilgim yok nere olduğunu. Mahkemenin son karar günü işte söylendi. Peki sonra ne oluyor mahkeme sürecinde de? Bu kadar aleni işte bacak arasında silah bulunuyor, sonrasında şakağından vurulmuş, bu şekilde bulunamaz diyor, vurulmuştur diyor, bunlar kaçıyor, nasıl oluyor? Kadir'in çok çelişki ifadeleri var zaten. Hı hı. Kadir ilk önce masanın üstünden silah aldı gitti diyor. Vestiyerden silah aldı gitti diyor. En sonunda yatak odasında çekmecedeydi diyor. Hı hı. Silahlar. Bunlar zaten gittiği yerde diyor ki bu topal var ya, bu topal diyor. Yanındaki çocuğa diyor eşi olacak kızı vurdurmuş diyor yani nişanlısını öldürmüş. Kim bunu söylüyor? Kaçtıkları evdeki kişiye hani. Bir eve kaçıyor bunlar. Bir eve kaçıyorlar, arkadaşı götürüyor. Aha. Sonra arkadaşı bu olayı bilmediği için televizyonlardan öğrenince kovuyor bunları. Hı hı. Sonra yanındaki çocuk diyor ki benim de bilgim yoktu diyor. Bu topal var ya, bu topal diyor. Yanındaki çocuğa zorla silahı verdirip. Sultan topal dedikleri kim? Berk. Berk ha. Çocuk Sultan Irmak vurduruyor diyor yani, o kızı öldürtüyor diyor. Berk vuruyor olarak söylüyorlar. Berk yanı Kadir'i söylüyor. Ha, Kadir'i vurdurturuyor. Evet, Berk sözde işte Kadir Çeribaşı'ya vurdurtmuş. Hı hı. Bunu yani duyuyorlar mı oradaki konuşmalardan? Evet, şeyde de var zaten, dosyanın içinde de bu konuşma, hı hı, var yani. Fadeleri alındı. Peki Kadir nasıl söylüyor? Buna ne diyor mahkemede? Kafasının iyiliğinden. Hı? Ya kafamız çok iyiydi. Onun şeyinden... Öyle konuştuk. Öyle uyuşturucu ifade kullandığımız için madde kullandık. Hatta Kadir ilk ifadesinde de herhalde zorla silah verdi. Hı hı. Öldürmemi istedi. İlk ifadede öyle diyor. İlk ifadede öyle diyor Kadir Çeribaşı. Berk silahı bana verdi. Sultan öldürmemi istedi. Hı hı. Ben yapmadım. Yani bunu söylemiş, yapmadım ben. Yapmadım diyor. İşte daha önce neyi bir ifadeyi vermedin diyorlar. Kafam çok iyiydi diyor. Hı hı. Uyuşturucu aldık, alkol aldık. Uyuşturucu etkisinde olmadan söylediği şey zorla bana vurdurtmaya çalıştı. Yok, uyuşturucunun etkisiyle bunları konuştum. Söylüyor. Sabah sonrasında kalkıyor, bunları uyuşturucunun etkisiyle konuştum. Öyle bir şey yok diyor. Diyor. Evet. Ne diye anlatıyor ifadesinde? İşte dediğim gibi Berk silah, ilk ifadesinde silah aldı. 10 dakika sonra bir ses geldi. Hı hı. Biz içeriye giremedik. Kendini öldürdü. Allah kahretsin, ben onu, hı hı, sevmekten başka, iyilik yapmaktan, hı hı, başka hiçbir şey yapmadım diyor.
Peki bu savcılıkta soruşturmada Mehmet Hocam size de sormak istiyorum. Kendini intihar eden, şakağından vuran bir kişinin silah bacak arasında dik bir namlusu dik bir şekilde olabilir mi? Ya anlatmış olduğu hikaye hani hukukta bir laf vardır. Hayatın olağan akışına uygun mu diye. Hayatın olağan akışına uygun bir hikaye değil. Hı hı. Yani bir insan intihar ediyorsa, kafasına silahı dayadıysa, intihar ettiği andan itibaren o silahı alıp da getirip bir de bacağımın arasına koyayım. Bu arada namlusunu da yüzüme doğru döndüreyim. Sonra hayatımı kaybedeyim demez. Böyle bir şey söz konusu değil. Hocam o şekilde bulundu. Yani bilmiyorum. Hı-hı. Burada önemli olan şu. Yani böyle bir şey olamaz hayır, diyorsunuz. Hayır hayır. Olay yeri tutanağı nedir? Polis arkadaşlarımız ne yazmış? Bunlara bakıp ona göre değerlendirmek lazım. Peki Mehmet Hocam. Normalde çok zor. Böyle yani bir şey, değil. Böyle bir bu şekilde buluyorlar kızı. Bacağının arasında namlu dik bir şekilde. Nasıl serbest kalıyorlar? Burada verilen ifadelere göre değerlendirmişler. Aslında serbest kalınacak bir durumda yok. Ortada bir cinayet, büyük ihtimal bir cinayet var. Çok büyük de darp var yani. Darp yani izleri şey var. Ha bir de darp izleri darp var. Mesela kızın vücudunda hani bir gün önce, bir gün aynı gün içinde çok büyük darp raporu da var yani. Darp hı-hı edildiğine dair. Hani biz buna kızıyoruz. Kız hani ki hadi diyelim yok öyle bir şey. Sultan öldürdü misal diyorum. Hani bir kadın yani o şekilde darp edilmiş, vücudunda darp izleri var. Hı-hı. Ondan da mı suç almaz? Hı-hı. Yani ilk olay anındaki tutulan tutanaklar çok çok önemli. Tutuklama safahati zaten olsun diye hocam, olmasın diye. Zaten hocam savcılık bu karara otopsi itiraz ediyor. Tekrar istinaf. Evet, i̇tiraz yani edilecek bir, itiraz edilecek bir evet durumda savcı gerçekten. Savcı kendi itiraz etti. Hı-hı. Hani ben bir şey ağırlaştırılmış müebbet istedim. Hı-hı. Nasıl serbest kalabiliyor diye. Kendi bir üst mahkemeye kendi itiraz etti savcı. Tutanaklarda da var itiraz. Hani savcı ne dedi, düşünüyor bu konuda? Savcı şimdi benim şahitlerin ifadeleri, olay yeri tutanakları, adli rapor hepsi Sultan Irmak'ın öldürüldüğüne yani bu cinayettir diyor. Yani serbest hı-hı kalamaz diye bir üst mahkemeye başvurdu. Savcılık da aynı bu şekilde düşündüğü aynen, için tekrardan itiraz ediyor. Evet. Ya şunu söyleyeyim, bu anlatılan olay bir intihar değil, hı-hı, bir cinayet. Evet. Anlattığınıza göre söylüyorum. Böyle hocam bir şey yok. Hayır, yani. Bir intihar diye bir şey söz konusu olamaz yani. Ve serbest bırakıldılar. Çok. Pınar Hanım, Sultan nasıl bir kızdı? Yani böyle sizin anlattığınıza göre hayat dolu. Evet. Hı-hı. Yani birçok arkadaşı da var bağlanabilir yani hı-hı Sultan. Bir de hırçın bir kızdı, diktatör bir kızdı. Yani kendini yani kendi kendini öldürecek bir kız değildi. Çocuklarını çok seviyordu. Hı-hı. Yaşa dolu bir kızdı. Ama ben tehdit edildiğini düşünüyorum yani. Bir şey var ki Sultan hani gelmek istese bile gelemedi. Bağlanmak isteyen kuzenlerine bir... Merve var, ona bir takım şeyler anlatmış. Hı-hı. Bağlarsanız söyler hı-hı belki. Siz aynı zamanda aslında bu üç kişiyle de yüzleşmek istiyorsunuz. Tabii ki Berk, eğer öyle bir şey yoksa buyursun gelsin. Hı-hı. Anlatsın. Yani Berk kader... Bey diğer üç kişi yani o gün evde olan üç kişiyle Pınar evet Hanım burada yüzleşip gerçekten o gece ne olduğunu duymak istiyor. Bu da aslında Sultan'ın halası olarak en büyük de hakkı. Zaten soruşturmayı savcılık tekrardan istinafa götürerek tekrar bu kararın yanlış olduğunu söyledi. Buraya gelip Berk Bey, diğer Kadir Bey ve Hacı Bey de buraya gelip aslında o gece neler yaşandığını açık bir halde burada söyleyebilirler. Bence Kadir gelsin. Hani şüpheler Kadir'in üstüne. Çünkü sağda solda işte hı-hı Berk Kadir'e silah verdi. Kadir öldürttürdü diyor. Gelsin kendini atlasın hı-hı Kadir yani. Neyse açıkçası söylesin. Evet. Şimdi Pınar Hanım, biz bir dosyayı inceleyelim. Hı-hı. Mehmet Hocam incelesin. Biz inceleyelim tüm tutanakları. Arkadaşlarımız hem Berk Bey'e diğer iki kişiye de ulaşsınlar. Hı-hı. Pazartesi günü devam edelim. İnşallah onları da buraya getiririz. Bir yüzleşme yaşarız. Biz de bu ifadeleri detaylıca okuyalım. Şimdi de soru cevaba geçiyoruz. Konuşulmayan, sorulmayan hiçbir şey artık kalmayacak. Psikolog Ayaz'a geldi. Siz de her hafta rahatlıkla bana içinizde tuttuğunuz, dert ettiğiniz şeyleri sorabilirsiniz. Bugün siz soruyorsunuz. Canlı yayında Esra Ezmeci yanıtlıyor. Karnımda bebeği tekme attığında karnımın bir heyecanı yok. Benim eşim gidip karnımı dinliyor yani. Hani aa tekme attığında beni çok rahatsız ediyor bu durum. Şimdi Esra Ezmeci ile Yeni Baştan da. Evet, soru cevap bölümümüze geldik. Hatta mı Fatma Hanım? Fatma Hanım. Merhaba, hattayım efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun, ne sormak istersiniz? Hoş bulduk Esra Hanım. Aa, neler sormayacağım ki, neler. Buyurun. Ya Esra Hanım, benim eşim 40 yıldır evliyim. Bana küsüp kendini banyoya kilitliyor. Küvete alıyor battaniyeyi, yastığına gidip yatıyor.
Küvette mi uyuyor eşiniz? Evet, evet. Ha, küstüğü zaman yani mı yapıyor uyusuz, bunu? Bir uyusuz, bilmiyorum ne yapacağım. Çaresizim artık ya. Kaç yaşındasınız? Ben kendim 40 yaşındayım. 40 yaşındasınız. Eşiniz kaç yaşında? Eşim de benden 7 yaş büyük. 7 yaş büyük. Yani evet. Diyor ki ben sana sinirlendim. Peki niye küvet yatıyor? İçeride oda yok mu başka? Bana işkence olsun diye oda çok. 3 tane oda var. Çocukların odası var. Oturma odası var. Peki niye küveti tercih ediyormuş? Var mı bir sebebi? Ya uyusuz, geçimsiz. Çünkü ben onu başıma tac ettim. Aldığımda hala da seviyorum. Demek ki sevgiden anlamıyor, ilgiden anlamıyor. Yani bazı adamları böyle çok üstüne düştüğü zaman değersiz oluyorum. Peki niye küsüyor mesela? Niye küsüyor? Ufacık şeyde bir saniye diyorum. Veya ne bileyim bir pırasa yemeği yapsam. Vay o tuzu yok. Yok yağını az koymuşsun. Ya sen niye böyle giyiniyorsun? Ha, kıyafet şey, meselesi, şey meselesi. Her şey. Sadece o değil, her şey. Yani devamlı bu yüzden yatak ayırıyor ve gidiyor küvete yatıyor. Küvete yatıyor. Yani böyle çıldıracak beni. Hatta kapıyı kırmak istedim. Dedim ki kapıyı kırarsam daha çok uyusuzlaşacak. Bu sefer kendimi de suçlu duruma düşürmek istemiyorum. Peki küvete yatıyor bu şekilde. Sonra siz banyoya tuvalete girmek istediğinizde ne oluyor? Açmıyor. Siz tuvalete nasıl gidiyorsunuz? Karşı komşuya gidiyorum. Ha, karşı komşuya gidiyorsunuz. Evet. Gece yarısı, yani şimdi gece insanın tuvalete ihtiyacı olabilir. Gece yarısı komşu açıyor mu kapısını? Vallahi gece yarısı öyle 3'te 4'te çalmıyorum. 12'de gidiyorum. Aha. Ondan sonra sabaha kadar sıkışıkım. Eğer çok da dayanamayacak durumdaysam, evde ne bulursam, yoğurt kovası, bidon. Kesiyorum, koyuyorum. Ne yapayım? Tabii yani haklısınız. Ne yapacaksınız yani? Yoğurt, bidon. Nereden bunlar çıktı, yoğurt kabı? Evet. Ama bu tabii ki size orada başka da zarar vermek istiyor o zaman. Sadece küvette yatmasının sebebi hani başka yatak olmadığı için değil. Siz de tuvaletinizde yapamayın, dışarıda kalın diye. Aynen öyle. Bir de şimdi şöyle Esra Hanım, ben şunu da düşündüm. Hani ben suçlu olayım işte kardeşlerine, annesine, sülalesine. Ben de o duruma düşmek istemediğim için. Evet. Fazla tedbirli olmak istemiyorum açıkçası. Çocuklarım için. Peki siz bana ne sormak istersiniz Fatma? Yani sizin asıl ben sorunuz ne? Ne yapmam lazım Esra Hanımcığım? O yüzden sizi rahatsız ettim. Sizden bir şey isteyeyim dedim ama. Şimdi bir insanı, Fatma Hanım, bir ya. İnsanı bir şeyden vazgeçirmek istiyorsanız ona bir alternatif sunmanız gerekir. Ben sizin yerinizde olsam o banyonun anahtarını bir kere alırım. Asla kimse de banyonun anahtarı olmasın. Sonrasında de ki bak kırılabiliriz. Küsebiliriz ama hiçbir zaman yataklarımızı ayırmayalım. Sen tamam farklı bir yere yatmak istiyorsan oturma odasına yat, salona yat. Çocuklar da var, bir şey de var, rahatsız oluyorlar, tuvalete giremiyorlar. Bak ben sana alternatif kızdığında bir yer önereyim ama bana göre ben seni çok seviyorum. Küssek, kırılsak bile bunu da çiftlere söylüyorum. Aynı yatakta yatalım. Çünkü ne oluyor biliyor musunuz aynı yatakta yatınca? Birbirinize bir temas edersiniz, ayağınız birbirinize değer, bir sıcaklık olur, insanın beden sıcaklığı birbirine geçer, barışı verirsiniz. Böyle uzakta gidip buz gibi küvete yatıp kitleyip kimseye de tuvalete göndermeyip bu iş cezalandırmanın sizi de cezalandırmak oluyor. O yüzden siz ona alternatif üretirseniz, hem bir oda hazırlayın hem de böyle yapmayalım, ayrı yatmayalım derseniz bu iş bu şekilde daha rahat çözümlenir. Ya ben yuvayı yıkmayı düşünmüyorum. Yuva yıkmak kolay da yapması yıkmayın, çok zor. Benim dediğim gibi yapın. Ay çok iyi, bir deneyim bakayım. Ben mutfakta yatsa razıyım ama banyodan sağlığını düşünüyorum. Haklısınız. Psikolojisini düşünüyorum. Fatma Hanım çok teşekkür ederiz. Ebru Hanım var attığımızda şimdi. Merhabalar Esra Hanım. Merhaba, hoş geldiniz Ebru Hanım. Nasılsınız? Ben nişanlıyım da biraz böyle moralim bozuk yani bayağı. Ne oldu nişanlınızla? Yani nişanlım var ama nişanlım ben buluşmaya giderken kardeşim de gelsin istiyor benimle birlikte. Hay, bir dakika. Nişanlınız kardeşinizin de gelmesini istiyor. Evet, kardeşiniz... Yani her buluşmada kardeşim de benimle gelmemesini istiyor. Siz kaç yaşındasınız? Kardeşiniz kaç yaşında? Kardeşim 24 yaşında, ben de 26 yaşındayım. 24 yaşında kardeşiniz kız mı erkek mi? Kız.
Niye onun gelmesini istiyormuş? Her şeyde onun da gelmesini istiyor. Sinemaya gidiyoruz, onun da gelmesini istiyor. Yemek yemeye gidiyoruz bir yere, onun da gelmesini istiyor. Ama ben bundan yani moralim çok bozuk yani bu durumdan benim. Peki sordunuz mu neden benim kardeşimi devamlı çağırıyorsun? Diyor ki yani o da gelsin diyor. O da, ona da bir değişiklik olsun, o da bir gelsin diyor bizde diyor. Ama her dakika olmaz yani, değil mi? Tabii ki de sizin bir kere baş başa kalmanız lazım. Peki siz baş hayır... Baş başa kalamıyoruz yani. Peki siz ona deseniz hayır gelmesin deseniz ne der? Diyor ki o gelmiyorsa sen de gelme diyor. Aa. Ha kız kardeş. O gelmiyorsa sen de gelme diyor. Ben de diyorum o zaman yani onu mu alacaksın, beni mi alacaksın? Kız kardeşin yani gelmeden sizinle buluşmuyor. Evet, onu mu alacaksın diyorum evlenmeye, yoksa beni mi alacaksın diyorum yani. Ona ne açıkçası diyor? Bunu söylüyorum. Ona ne diyor? Ona bir şey söylemiyor. Durup kalıyor yani öyle. Peki siz ne hissediyorsunuz? Ya ama yani her yere de ya şimdi geçen gün sevgililer günüydü. Ondan sonra geçen hafta sevgililer günüydü ama böyle olmaz yani. O da gelsin diyor. Böyle olmaz. Ha, sevgililer gününe de onu götürdü. Evet, aynen. Peki siz kız kardeşinize deseniz kabul etme, bu seni çağırıyor. Ya o da gezmeye, şimdi o da gençtir, gezmeye hoşuna gidiyor. Ben de bir şey söyleyemiyorum ona. Ona da söylemeniz lazım ama bu bir nişanlınızın yaptığı doğru bir davranış değil. Hayır şu, hadi anladım, her yere çağırırsın. Hadi bunda iyi niyet arayalım da. O yoksa sen yoksun. O yoksa seninle çıkmam demek doğru bir davranış değil. Bence ya siz... ben şüpheleniyorum işte bu durumdan da. Size sormak peki, istedim. Peki davranışlarında kardeşinize karşı farklı bir davranış görüyor musunuz? Ya bana çok kaba davranıyor. Ona çok yumuşak davranıyor. Ona daha iyi davranıyor yani sizden. Daha iyi davranıyor ona. Başka? Ya yani her yerde beni böyle küçük düşürüyor. Onu böyle daha böyle yükseklerde gösteriyor. Peki onunla sohbeti, yakın teması var mı? Onunla çok güzel konuşuyorlar, sohbet ediyorlar. Şimdi bunu, şimdi kardeş candır mandır da bu doğru bir davranış değil. Yani burada ben hani böyle kötü niyetli de olmak istemem ama Ebru Hanım, nişanlınızın davranışı doğru değil. Bence kız kardeşinizin de davranışı doğru değil. O da bıraksın gezmeyi, tozmayı da otursun oturduğu yerde. Siz gelme deyince gelmesin. Siz nişanlınıza deyin ki sen kız kardeşimi çağırıyorsun benimle çağıracağın yere, ya da o olmadan buluşmuyorsun. O zaman bir daha sen benimle buluşma, kız kardeşim bir daha gelmeyecek deyin. Bakalım ne yapacak, ama ben de çok nişanlınıza güvenemedim ya. Siz de bir bu konuyu düşünün. Bir benim ben çok acaba o kişiyle evleneyim mi evlenmeyeyim Mesra Hanım? Yok yok, şimdi bence evlenmeyin şu an. Neye evleneceksiniz siz kardeşsiz gelme diye? Evlenirken de mi ona gelinlik giydirecek? Çünkü yani bana, yani bana çok yanlış geliyor. Çünkü benim kardeşimi alacak gibi bir tavırları var yani. Aa, bu hiç böylesini görmedim. Siz bu adamdan bir uzak kalın. Kız kardeşinizi de uyarın. Yani böyle bir durum olmaz. Evlilikte çok daha rahatsız olursunuz. Şimdi kısa bir aramız var. Aradan sonra devam edeceğiz. Evet, şimdi Selma Hanım var hattımızda. Alo. Heh, merhaba Selma Hanım. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Siz? Büyük hayranınızım, o yüzden güzel güzel konuşmaya çalışıyorum. Ya çok tatlısınız. Teşekkürler. Buyurun. Efendim ben bir şey soracağım ama böyle sanarak söyleyeceğim. Şimdi benim eşim bir senedir yıkanmamaya çalışıyor. Bir senedir? Evet. Yani yıkan mı? Yani odaları ayırdık. Hı-hı. Ne bileyim işte kokuyor yani. Siz de anlarsınız herhalde beni. Tabii ama bir sene yıkanmamak, peki hiç mi yani duşa vücudunu da mı yıkamıyor, hiçbir yerini mi yıkamıyor? Evet evet, önceden herhalde benim titizliğimden mi bilmiyorum ama önceden her gün zorla banyoya sokardım, artık hayır girmiyor yani. Hı hı. İşte diyor ben çıkayım diyor, hamama gideyim diyor, gidiyor sabahın köründe geliyor ama yıkanmamış olarak. Yine yıkanmamış. Evet, işte ben ne yapabilirim? Peki siz eşinize dediniz mi? Yani sen hiç yıkanmıyorsun, artık hani ter kokuyorsun, bir şekilde rahatsız oluyoruz. Neden böyle yapıyorsun diye konuştunuz mu? Evet, tabii iş arkadaşları da aynı şekilde yani söyledim ama anlamadım. Anlayamıyorum yani. Yıkanmamak ne demek bilmiyorum, ben yıkanmadan duramam çünkü. Peki siz yan yana mı uyuyorsunuz? Hayır, odaları ayırdım artık. Ha, bu yüzden ayırdınız değil mi? Çünkü eşiniz çok fazla koktuğu için. Peki işine ya da diğer şeylerini düzenli yapıyor mu, başka hijyenik şeylerini? Valla hiç bilmiyorum ki. İşte bir sene önce işten çok titiz olduğu için
yani titizlendiği için işine çıkarıldı. Başka bir işe geçti. Ondan sonra bu şekle döndü yani. Ha, başka bir iş değiştikten sonra. Şimdi normalde iki tip bir şey bekleriz aslında. Size de söyleyeyim Sultan Hanım. Bir kişi ya çok depresyondaysa hiç yıkanmaz. Mutsuzdur. Hiçbir kişisel bakımını yapamıyordur. Yani hiçbir kişisel bakımını yapmaz o kişi. Ama depresyonda olan ve bu kadar bir yıldır yıkanmayacak kişi dışarı da çıkamayacak durumda olmaz. İşe de gidecek durumda olmaz. Tüm işlevselliğini kaybeder. Ya da bir takıntı durumu vardır. Temizlik takıntısının bile sonraki boyutlarında kişi artık yıkanmaktan o kadar bıkkın hale gelir ki hiç yıkanmamaya da başlayabilir. Bu da farklı bir takıntı türüne dönüşür. Bence kesinlikle eşinizi bir psikiyatristin görmesi lazım. Bir yıldır yıkanmıyor olmanın altında mutlaka başka bir psikolojik neden vardır. Bu sizin artık bir şeyler söyleyerek ya da başka bir tavsiyeyle çözümlenecek bir durum değil. Bence bir psikiyatrik ya da psikolojik müdahale gerekiyor eşinize. Bir de üzülüyorum yani çünkü eşimi seviyorum. Hı hı. Ama yanına yaklaşamıyorum. Ama ne yapacaksınız kokan adamı? Yani. Yani şimdi bir yıldır yıkanmayan adam da dünyanın en yakışıklısı olsa çekilmez kokuyla. Bence de yani. Bence de. İşte boşanma aşamasına geldik yani. Hı hı. Peki o zaman şöyle söyleyeceğim. Biz de psikolojik bir destek yardımcı olalım size. Ofise gelin, sonrasında psikiyatriste yönlendirelim. Arkadaşlarımız sizi arayacak, bir yardımcı olalım, olur mu? Ay Allah razı olsun ya. Vallahi çok teşekkür ederim. Biz yardımcı oluruz. Çok teşekkür ederiz. Gönlünüz yüzünüzden daha güzelmiş. Ya sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Öpüyorum sizi. Seda Hanım attığımızda. Merhabalar Esra Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyorum, ben de size de kolaylıklar diliyorum. Buyurun. Ben yaklaşık 10 yıllık evliyim. Hı hı. Eşimle severek evlendik. Evet. Ama son birkaç yıldır zaten sürekli bir akrasyonumuz vardı. Hani aile ilişkileriyle sebepten dolayı. Onları halletmiştik. Ama son yaklaşık 2 yıldır internet üzerinden farklı arkadaşlık sohbet hatlarından böyle kızlarla konuştuğunu falan fark ettim. Sonrasında ben tavrımı koydum. Böyle bir şey olursa bir daha affetmeyeceğimi de söyledim. Benim de üzerinden ondan önce de yaşadığım problemlerden dolayı iki çocuğum var. Onların biraz ruhsal problemleri vardı. O yüzden çok büyütmek istemiyorum. Hani yaşadığım sıkıntılardan dolayı onların tekrar zarar görmesini istemiyorum psikolojik olarak. Öyle atlattık. Sonrasında ben fark ettim ki bunun biz evlendiğimiz günden beri zaten süre gelen bir şey varmış zaten. Devam ettiriyormuş. Sadece benim fark etmem uzun sürmüş anladığım kadarıyla. Onu halletmiştik işte 2 yıldır. Ben son günlerde bir 2 hafta evde yakaladım. Onun üstüne biraz telefonumu kurcaladım. Ne cihazı bu? Bir numara buldum. Yeni başka telefon mu? Telefon değil, hatlar. Hat buldum yani. Ha, başka hat buldunuz. Evet, başka hat buldum. Sonrasında ben bu hatları sorgulamak yerine biraz telefonu kurcalamayıp hani bir şey var mı diye bakmak istedim. Hı hı. Dikkatimi çeken bir profil oldu. Kendi kullandığı profilleri vardı. Onu aldım, kendi telefonuma ekledim. Gördüm ki WhatsApp'taki resmi, kendi profili. Sonra ben numarayı araştırdım. Farklı birisinin üzerine kayıtlı numara. Hı hı. Ama numaradan hiçbir şekilde bir arama yapılmamış. Sadece yine sosyal ağlar üzerinden kullanılmış, o amaçla alınmış alınmış. Yani o hattıyla, o cihazla başka sosyal ağlardan başka kişilerle iletişim kuruyor. Evet, evet. Peki siz bunu eşinize söylediniz mi? Söyledim, hiçbir şekilde kabul etmiyor. Hatta hatları nerede buldun, kimin olabilir gibi bir soru dahi sormadı. Verdiği tepki benim değil. Kesinlikle hiçbir şekilde kabul etmiyor. Üste çıkıyor, bağırıyor, çağırıyor. Ve o gösterdiğim numarayı, telefondan aldığım numarayı da kesinlikle kabul etmiyor. Yani hiçbir şey kabul etmiyor. Ve üstelik hani bir de üstüne gözüme gözükme diyor. Gözüne de gözükme diyor. Şimdi şöyle bir şey Seda Hanım. Erkekler yan yana bile görseniz inkar ederler. Şimdi çocuk da yanınızda tabii, çok şey yapmayız. Yan yana bile görseniz inkar ederler. Şimdi bu tarz konuşmalarda daha böyle iletişim bulmanız gerekiyor. Yani biriyle konuşmuş, biriyle iletişim kurmuş, biriyle bir şeyler yapmış. Onları görürseniz, onları bulursanız ondan sonrasında
daha böyle hani net bir şey gösterebilirsiniz. Ama bu tarz şeyleri bulduğunuzda, aa bu kim, bu benim değil, bu başkasınız diyerek inkar edecektir. Siz daha da net bir şey bulduğunuzda bunu söyleyin. Şüphelerinizi bir kenarda tutun. İnkar edecek ve bununla ilgili bir şey yapamayacaksanız şu an sessiz kalın. Daha net bir şey bulduğunuzda net bir şekilde gösterin ve deyin ki bu şu demek, iletişim varsa aldatma vardır. Ben bunu asla kabul etmiyorum. Hatta şimdiden bunu söyleyin. Bana göre iletişim varsa aldatma vardır. Bir daha böyle bir şey görürsem asla kabul etmiyorum diyebilirsiniz. Bunu söylemem yeterli. Şu an ben ev içinde daha hiç konuşmuyorum. Aynı ortamda bulunmak istemiyorum çünkü. yani çok iletişimi de değil şu anda. Hiç konuşmuyoruz çünkü. Şimdi eğer ispatlayamıyor, tabii şey yapamadığınızda bir süre sonra konuşacaksınızdır. Bu da ona bir bedeldir. Konuşmamakta aslında bir şekilde iletişim kurmuyorsunuz ama sonra sonuçta bir araya geleceksiniz. Onda da açıkça karşılıklı konuşun. Deyin ki bu böyle, bundan sonra deyin. Ben bu şekilde bir daha bir şey görürsem asla kabul etmiyorum. Bu ilişkiyi bitirmeye karar veriyorum diye söyleyebilirsiniz. Seda Hanım varmış hattımızda. Sevgi. Sevgi Hanım. Alo, merhaba. Hoş geldiniz yayınımıza. Esra Hanım, öncelikle kolay gelsin. Teşekkürler. Buyurun. Şöyle bir sorum vardı size. Kusura bakmayın, rahatsız ettim. Şimdi benim 6 yıllık bir ilişkim var. Buyurun, evet. Şimdi ben bütün kitaplarınızı okudum, yağlarınızı aldım, kullanıyorum. Hepsini uyguluyorum tabii ki. Şimdi benim ilişkimde şöyle, hani ciddi bir ilişki diye konuştuk biz. Ailesiyle tanıştırdı. Hepsi biliyor, hepsi tanıyor. Seviyorlar da yani benim gözümün önünde öyle yapıyorlar. Şimdi evlilik için hiçbir şekilde adım atmıyor. Sürekli bir diyor maddi olarak sıkışız. Bir diyor ki bu ay gelecekler. İşte şu hafta geleceğiz, bu ay geleceğiz. Yazın yapacağız. Hep erteliyor sizi. 6 yıllık bir ilişki mi? Evet, 6 yıllık. Ailesiyle hepsiyle görüşüyorum. Hepsi seviyor, şey yapıyor. Yaşlarınız yani, kaç? Benim yaşım 22, onunki 24. Şimdi bakın, eğer hani yaşlarınız daha çok genç ama evlilik evet. sürecine illa geçmek istiyorsanız, çok kısa vaktimiz kaldığı için hemen net bir şekilde söyleyeceğim. Bazen erkekler kaybedeceğini düşünmeden bu tarz bir adım atmıyorlar. O yüzden siz onlara şunu söyleyin. Eğer bu süreç evliliğe gitmeyecekse ben bu ilişkiyi bitireceğim. Hatta bence evliliğe gitmiyor, sen bir şekilde erteliyorsun. Biz ayrılalım. Sonrasında evliliğe karar verirsen birlikte tekrardan bu ilişki üzerine düşünürüz diyebilirsiniz. Şimdi hafta sonuna doğru giderken güzel bir hafta sonu olsun sizlere. İnşallah hafta sonunuz çok güzel geçsin. Pazartesi günü yine tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.